sözler söyler. Anlatır, anlatır, anlatır. Konuşmasının sonuna doğru birisi bana dinden bahset deyince Bilge şöyle bir cevap verir. Bahsettim ya, dinlemedin mi? Bana dinden bahset başladı sevgili seyirciler. Bir programla daha yine sizlerle birlikteyiz. Bugün yine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ayet alıp ayet satmak deyiminden ne anlamamız gerekiyor? Bununla ilgili soru var. Ardından Allah ile aldatmak acaba ne anlama geliyor? Bununla ilgili bölüme değineceğiz. Allah'ı bırakıp peygamberine tapmak ne anlama geliyor? Bununla ilgili ayet dinleyeceksiniz. O ayetin çerçevesinde konuşacağız. Ali İmran suresinin 76 ile 80. ayetleri üzerinde duracağız. Bu ayetlerde yoğun bir şekilde dini kullananlar, din istismarı yapanlar eleştirisi yapılıyor. O günkü toplumda bunlara ehli kitap deniliyordu. Kendilerine daha önce kitap verilenlerin yaptığı yanlışlıklar, ellerindeki kitap ile insanları kandırmaları, dini kazanç ve servet biriktirme aracına dönüştürmeleri ve kendilerine gönderilen peygamberi ilahlaştırıp Allah'ı bırakıp Allah'ın elçisine tapmaya başlamaları konuları. Bugünkü konumuz işte bu çerçevede mevzuya gireceğiz. Ve buradan yola çıkarak daha bir sürü konuları konuşacağız. Ama önce her zaman olduğu gibi kameralarımız sokaklarda. Bakalım bu konularla ilgili vatandaşlarımız ne söylüyor? Ayet alıp ayet satmak deyiminden ne anlıyorsunuz? Ben hiçbir şey anlamadım ki. Ayetle ilgili ayet var zaten. Allah'ın ayetlerini az bir menfaate satmayınız. Ya ayet var yani. Onu anlıyorum. Yanlış bir şey yani. Ayet alıp ayet günah. Ayet alıp ayet satılır mı? Allah'ın indirdiği Kur'an'dan ayet alıp da satmak günah değil mi? Ayet alıp ayet satmak. Ha, zor bir soru. Ya ayetleri dünyalık menfaat karşılığı değiştirmek anlarım. Evet sevgili seyirciler, Bana Dinden Bahset programındayız. KRT televizyonundayız. Az önce demiştim Ali İmran suresinin 76 ile 80. ayetleri üzerinde duracağız. 4 ayet okuyacağız. Bu ayetlerde bir eleştiri yapılıyor. Ali İmran suresinin geneli böyle. Bakara suresinin uzunca bölümleri böyleydi. Çünkü peygamber Medine'ye geliyor. Medine'de 4500 nüfuslu bir Yahudi kitleyle karşılaşıyor. Bunun yanı sıra Hristiyanlar var, başka dinler olanlar var. Kendisine inananlar sadece 1000-1500 kadar. Dolayısıyla onlara yönelik ayetler gelmeye başlıyor. Ve yoğun bir şekilde onları eleştiriyor. Daha önceki dindarlık tezahürlerini yoğun bir şekilde eleştiriyor. Şimdi buraya geçeceğiz. Stüdyodaki arkadaşlarımıza da tekrar hoş geldiniz diyoruz. Bir programda daha tekrar birlikteyiz arkadaşlar. Sağ olun geldiğiniz için. Bugün sanatçı koltuğumuzda Ali Sezer ve Rukiye Sezer çifti var. Biz onları görüyoruz ama onlar sadece siyah gözlükleriyle görünüyorlar. Bizi pek görmüyorlar. Biz sizi kalp gözümüzle görüyoruz. Evet, hocam. Kalp gözünüzle hoş geldiniz. Sefa Eyvallah, geldiniz. Sevgiler, saygılar. Nasılsınız? Herkes. Sizi gördük, kalp gözlerimiz zaten açıldı. Daha da çok açıldı yani. Saygılar, sevgiler. Siz nasılsınız hocam? Teşekkür ederiz, sağ olun. Eyvallah. Eyvallah. Sizler nasılsınız? Siz ikiniz evde yalnızsınız değil mi? Evet. Çocuk gördüm. Falan yok mu? Yok. Evet. Hoş geldiniz tekrar. Eyvallah. Teşekkür ederim geldiğiniz için. Ne demek? Her zaman. Sesinizi, sazınızı dinleyeceğiz inşallah. Tabii. Evet, müsaadenizle şimdi biz programa geçelim. 45 dakikada bir sözü size vereceğim. 3 bölüm halinde inşallah siz de katkılarınızı sunacaksınız. Tabii. Evet, sevgili seyirciler. Şimdi ayet alıp ayet satmak, Allah ile aldatmak, Allah'ı bırakıp elçisine tapmak.
Bunlar o günkü Mekke'de peygamberin gördüğü ve bu çerçevede kendisine gelen ayetler. Ancak bunlar 1400 yıl önce gelmiş ayetler. Ama şimdi birazdan dinleyeceksiniz. Sanki günümüzü anlatıyor. Bizim Müslümanlar ehli kitap deyince böyle arkalarına bakarlar. Hani sınıfta çocuklara hey sen deyince öğretmen üzerine alınmamak için, soruya cevap vermemek için kim ben mi falan diye arkaya bakar böyle üzerine alınmaz yani. Şimdi bizim bu ayetleri okuyuşumuz da böyle üzerimize alınmıyoruz. Ha bizden bahsetmiyor. Canım kim ayet? Ben mi ayet alıp satıyorum? Ben mi Allah ile aldatıyorum? Ben mi Allah'ı bırakıp da elçisine tapıyorum? Olacak iş mi? Yani biz bu değiliz. Bunlar o zamanki Yahudiler, o zamanki Hristiyanlar. Bizi ilgilendirmiyor deriz. Şimdi Kur'an okuyuşumuzda bir sakatlık var. Temelden bir yanlışlık var. Hayır. Burada Yahudiler diyor mu? Burada Hristiyanlar diyor mu? Demiyor. Dese bile yine üzerimize almamız lazım da en azından demiyor. Ehli kitap diyor. İşte biz de ehli kitabız. Bu ne? Kur'an-ı Kerim. Biz ne yapıyoruz? Bu Kur'an-ı Kerim'e mensup olduğumuzu iddia ediyoruz. Bu Kur'an'ın ehli olduğunu iddia ediyoruz değil mi? O zaman biz de ehli kitabız. Ehli kitapla ilgili ne söylüyoruz hepsi bizi ilgilendiriyor. Hepsi ilgilendiriyor. Yahudiler, Hristiyanlar, İsa'ya mensup olanlar, Musa'ya mensup olanlar. Biz de İsa'ya ve Musa'ya mensup olduğumuz, onun yolundan gittiğimizi söylüyoruz. O zaman İsa'nın ve Musa'nın mensuplarına yönelik her türlü sözlerden biz de alınmalıyız. Şimdi mesela kafirler diyor, üzerine alınmıyoruz. Kafir biz değiliz ki. Münafıklar diyor, üzerimize alınmıyoruz. Münafık da biz değiliz. Ama müminler, Müslümanlar cennete girecek. Altından ırmaklar akan köşklerde yaşayacaklar. Onlara huriler vermek deyince hemen atlıyoruz. Aa işte o benim. Yok böyle bir şey, yok böyle bir şey. Evet, şimdi önce bir dinleyelim. Bu bölümü dinleyelim. Zaten bu yarım kalmıştı geçen haftadan. Biraz böyle hafiften giriş yapıp hemen soru cevap bölümüne geçeceğiz. Vaktimiz olacak. Çünkü tamamlayamamıştık. Evet. Sevgi ve merhameti sonsuz Allah'ın adıyla. Her kim sözü namus bilir, Allah'ın öfkesini çekmekten sakınırsa Allah'ın sevdiği odur. Allah'a verdikleri sözü ve kendi yeminlerini 3-5 kuruşa satanlara gelince onların ahirette hiçbir nasibi yoktur. Allah onlarla konuşmayacak, kıyamet gününde onlara bakmayacak ve onları temize çıkarmayacaktır. Onları bekleyen elim bir azaptır. Bir de onlardan bir grup vardır ki siz onu kitaptan sanasınız diye dillerine geldiği gibi konuşarak kitabı çarpıtırlar. Oysa o kitaptan değildir. Allah öyle dedi derler. Oysa Allah öyle dememiştir. Ama bile bile Allah adına yalan söylerler. Allah'ın kendisine kitap, bilgelik ve peygamberlik vermiş olduğu hiçbir kişinin kalkıp da insanlara Allah'a değil bana kul olun diyebilme yetkisi yoktur. Sadece şunu diyebilirler. Getirdiğim kitabın bilgisini yayarak ve onu derinlemesine inceleyerek Allah yolunun yolcuları olunuz. Ve hiçbir zaman melekleri ve elçileri tanrılar edinmenizi de emretmez. O halde siz Müslüman olduktan sonra size küfrü emreder mi? Evet. İşte bu bölümler Ali İmran suresinin 76 ile 80. ayetler arasındaki
bölüm idi. Gördüğünüz gibi burada 4 ayet dinlediniz. 4'ü de bir şeyi eleştiriyor. Bu ayetlerin 4'ü de bir eleştiri üzerine bina edilmiş. Bakın eleştirdikleri şeyi lütfen dikkatle dinleyin. Her kim sözü namus bilir, Allah'ın öfkesini çekmekten sakınırsa Allah'ın sevdiği odur. Şimdi bu sözü namus bilmek nedir? Sözün namusu ne anlama geliyor? Geçen hafta bundan uzun uzadıya bahsetmiştim. Sözünde durmak, güvenilir olmak, sözünün arkasında durmak, ahde vefa göstermek çok önemli bir kişilik hasletidir. Bir insan yalan söylediği andan itibaren sözüne güvenilmez. Sözüne güvenilmezse yalan söyleyen işleyen herkesi aldatmaya başlar. Yani müşterisini aldatır, seyircisini aldatır, seçmenini aldatır, karısını aldatır, kocasını aldatır, talebesini aldatır, öğrencisini aldatır. Aldatır ha aldatır. Çünkü dikiş tutmuyor. Akşam başka türlü konuşuyor, sabah başka türlü konuşuyor. Sıkıştığı zaman kıvırıyor başka türlü. Böyle özü mert değil yani, böyle dürüst değil. Açık, net ve dürüst olunması gerekiyor. Şimdi bu Allah'a inananların en önemli özellikleri olması lazım. Böyle yaklaşık 40 dakika falan bundan bahsettiğim için geçen hafta öbür ayete geçiyorum. Gerekirse buna tekrar ileri dönebiliriz. Bu 76. ayet. Şimdi 77. ayette Allah'a verdikleri sözü ve kendi yeminlerini 3-5 kuruşa satanlar, az bir paha karşılığı satanlar, semenen galil, onlara gelince onların ahirette hiçbir nasibi yoktur. Allah onlarla konuşmayacak, kıyamet gününde onlara bakmayacak ve onları temize çıkarmayacaktır. Onları bekleyen elin bir azaptır. Şimdi burada kimden bahsediyor? Gördüğünüz gibi isim vermiyor. Acaba bunlar Yahudiler mi? Acaba bunlar Hristiyanlar mı? Acaba bunlar Medine'de bulunan ve kendisine ehli kitap diyen insanlar mı? Eğer onlardan birisini kastediyor olsaydı direkt isim verirdi. Yer de söylemiyor, zaman da söylemiyor, mekan da söylemiyor. Kim bunlar? Kim olduğu cümlenin kendisinde. Allah'a verdikleri sözü ve kendi yeminlerini 3-5 kuruşa satanlar. Şimdi burada 3-5 kuruş diye çevirdiğimizse semelen galil. Az bir paha karşılığı diye çeviriyor ama bu azına satanlar, çoğura değil de. Halbuki Allah'ın ayetleri çok kıymetlidir. Biraz daha pahalı satmanız lazım gibi anlaşılıyor. Halbuki kastedilen o değil. Yani az bir paha karşılığı, semenen galil kelimesi genellikle meallerde böyle çevriliyor. Az bir paha karşılığı. Buna Türkçe'de 3-5 kuruş diye. Yani hem aldığı parayı kıymetsizleştiriyor, hem de bunun böyle para karşılığı yapılmasını mahkum ediyor. Şimdi bir insan sermayesi din olduğu zaman o kimse şeytanın yoluna girmiş demektir. Allah'ın adamı değil, şeytanın adamıdır. Çünkü dini sermaye olarak kullanıyor. Dinin sermaye olarak kullanılması ne demektir? Adı üzerinde sermaye, bir sermayeniz olur. O sermayeye bir yatırıma çevirirsiniz. Onun üzerinden para kazanırsınız. Şimdi elinizde sermaye olarak din var. Din anlatısı. Mesela namaz kıldırıyorsunuz. Vaaz veriyorsunuz. Dua ettiriyorsunuz. Oturup Kur'an'ın başına işte burada yaptığım gibi saatlerce konuşuyorsunuz. İnsanları hacca götürüyorsunuz. Kurbanların başında dua ettiriyorsunuz. İnsanların şifa bulması için muska yazıyorsunuz, veriyorsunuz. İnsanların cinlerini çıkarıyorsunuz. Bunlar hepsi ne yapılıyor? Din adına yapılıyor. Ve bunların karşılığında para alınıyor. Bunları bekleyen Kur'an'a göre elim bir azaptır. Bunların sonu azaptır diyor. Hepiniz cehennem odun olacaksınız diyor. Peygamberimizin Mekke'de ortaya çıktığını
Medineli falcı bir kadın haber veriyor. Yani peygamberin Mekke'de ortaya çıktığı Medine'de ilk olarak falcı bir kadın tarafından duyuluyor. Kadın kapı kapı dolaşıyor. Diyor ki, hu komşular, Mekke'de bir peygamber ortaya çıkmış. Bizim hepimizin cehenneme odur olacağını söylüyormuş. Fal bakanlar, cin çıkaranlar, muska yazanlar. Kendisinin cehenneme atılacağını söylüyormuş. Ve o falcı arkadaşlarını böyle tek tek dolaşarak haber veriyor. Bu nedenle peygamberin Mekke'de ortaya çıkışından rahatsız olan üç büyük kesim vardı. Falcılar, büyücüler, cinciler, tefeci bezirganlar ve din adamları. Allah Allah. Bir peygamberin ortaya çıkışından tefeci bezirganlar niye rahatsız olsun ki? Tefeci bezirganlar. Halka faize para verip sömürenler. Yani peygamberin ortaya çıkışından niye rahatsız olsun? Peygamber işte dua ettiriyor filan. Adam niye rahatsız olsun ki? Ha, demek ki ona dokunan sözler söylüyor ki tefeci bezirgan rahatsız oluyor. Sonra din adamları rahatsız oluyor. Allah Allah, bir peygamberin ortaya çıkışından din adamı niye rahatsız olsun ki? Tam tersi, hemen din adamlarının desteklemesi gerekmez mi? Hiçbiri desteklemiyor. Peygamberi neredeyse hiçbir din adamı desteklemiyor. Hepsi karşısında cephe alıyor. Böyle din adamları kıyafetleriyle, tapınaklarda yaptıkları dualarla, ellerinde kutsal kitap tomarlarıyla gezenler peygambere cephe alıp onu mülhit, sabii, dinden çıkan, dinsiz, ateist, kavminin putlarını inkar eden ilan ediyorlar. Bu nasıl oluyor? Bir de bu falcılar, büyücüler, cinciler peygambere düşmanlık gösteriyor. Şimdi buradan yola çıkarak diyoruz ki, şimdi de o din adamları eleştirisi yaptığı bölümü dinleyeceksiniz. Onlardan bir bölüm burası. Şimdi o zaman buradan yola çıkarak şöyle diyebiliyoruz. Zamanın hangi vaktinde veya mekanın neresinde olursa olsun, içinde yaşadığınız toplumda, zamanda veya çağda her kim dini söylemde bulunuyor, Allah'tan, kitaptan, peygamberden bahsediyorsa bakacağız. Yani bu gerçekten Allah'ın yolunda mıdır? Yoksa bir şarlatan mıdır? Bir sahtekar mıdır? Bunu nasıl anlayacağız? Çünkü herkes Allah'tan bahsediyor. Herkes Kur'an'dan bahsediyor. Herkes din iman nutukları atıyor. Elimizde bir ölçü olmalı. Ölçüyü sadece dinleyerek anlayamayız. Mesela ben burada konuşurum. Beni ekranda dinleyenler söylediğim cafcaflı sözlere bakarak bana hayran olabilirler. Bu adam çok güzel konuşuyor diyebilirler. Sözün büyüsü vardır. Ekranın büyüsü vardır. Kendinizi kaptırırsınız. Sakın ha, sadece konuşmalara, sadece ekrandaki jestlere, mimiklere, ses tonuna bakarak kendinizi kaptırmayın. Sermayeyi kediye yüklemeyin. Başka ölçüleri var bunun. Benim gerçekten bu anlattıklarımda doğru olup olmadığımı anlamak istiyorsanız, benim veya başkalarının, her kimse, dinden kim bahsediyorsa, bana dinden bahset, dinden kim bahsediyorsa, ölçüyü söylüyorum bak, kitapta okuduğumuz ölçüyü söylüyorum. Bir, ona kimin düşmanlık yaptığına bakacaksınız. Kim onu sevmiyor? Kim onun aleyhine konuşuyor? Bunun düşmanları kim? Tefeci bezirganlar, kodamanlar, zenginler, para babaları. Ona düşmanlık besliyorsa, bu adamdan uzak durun ha, bu adam yanlış şeyler söylüyor filan diyorsa. İki, din adamları. Evet, din adamları. Tarikat şeyleri. Hacılar, hocalar. O söyleme düşmanlık besliyorsa. Bu dinden çıkmıştır, şöyledir, böyledir. Ağza alınmadık sözler, iftiralar. Gırla gidiyorsa, falcılar, büyücüler,
cinciler ona düşmanlık besliyorsa, hiç sevmiyorsa. Bir. İki. Bu üçü sevmiyorsa. İki. Anlattıklarından, konuştuklarından, yani din söyleminden servet biriktiriyorsa, ayet alıp ayet satıyorsa, bu işi çıkara döndürmüşse, bakıyorsunuz, bir Ramazan'da adam 600 bin lirayı kaldırıyor. Güzel. Sermayesiz. Çıkıyorsun ve vaaz veriyorsun. Üstelik de hurafe anlatıyorsun. Anlattığı da var doğru düz bir şey olsa. O da yanlış yani. Hurafe anlatıyor. Televizyonlardan hurafe anlatıp bir ayda 600 bin lirayı kaldıranlar var. Bunların hepsi peygamberin düşmanıdır. Kur'an'ın düşmanıdır bunlar. Sakın onlara inanmayın. Bak ölçü söylüyorum size. Kur'an'dan ölçü söylüyorum. Ben dahi olsam bu geçerlidir. Burada ben 8 yıldır konuşuyorum. Beni 8 yıldır bu televizyondan tanıyanlar. 40 yıldır geçmişimi bilenler var. Çoğunuz 8 yıldır, 3 yıldır, 5 yıldır ekranlarda beni görüyorsunuz. Ama daha önce ben ekranlara çıkıp böyle konuşan falan biri değildim. Yıllarca kendi halimizde yazdık çizdik. Başkaları da tanıyor. Geçmişimizi tanıyanlar var. 40 yıldır bizi tanıyanlar var. Ben 40 yıldır Allah kitap peygamber diyorum. Ve başka da bir işle ve meslekle uğraşmadım. 40 yıldır. Peki neyim var neyim yok? Gelin bakın. İnceleyin. Araştırın. Ona göre notunuzu verin. Bu adam sahtekar mı yoksa şarlatan mı? Bu söylemi paraya çevirmiş mi çevirmemiş mi? Din söyleminden zengin olanların hepsi şarlatandır. Hepsi sahtekardır. Çek ediline geleceksin, çek ediline gideceksin. Din söyleminden hiçbir şekilde bir şey biriktirmeyeceksin. Zar zor karnını doyursan o kadar anca. Şimdi aynı şey devlet için de geçerlidir. Sevgili seyirciler, değerli arkadaşlar. Buna eski Osmanlıca'da din-u devlet, milk-ü millet denir. Yani din ve devlet kamudur. Din herkesin dinidir. Allah herkesin Allah'ıdır. O zaman ben din ve Allah diyerek cebimi şişiremem. Yok böyle bir şey. Devlet de herkesin devletidir. Hepimiz vergi veriyoruz. Değil mi? Bir şahsın malı değildir devlet. Veya bir grubun çiftliği değildir. Seçilirsin, vazifeni yaparsın, çekere gidersin. Sonra öbürü gelir, sonra öbürü görür. Ha demek ki devlet de herkese ait olduğuna göre kamu da oluyor bu. Şimdi kamu eski Türkçe'de herkes demektir. Kamu alem birdir bizde. Biz kimseye kin gütmeyiz. Kamu alem birdir bizde diyor Yunus Emre. Kamu alem yani herkes demektir. Böyle öz Türkçe bir kelimedir. Kamu kelimesi. Am. Genel olarak amın geneli denir. Arapçada öyle ifade edilir. Genel demektir. Herkes demek. Kamu. Din kamudur, devlet de kamudur. O zaman din ve devlet, yani din ve devlet üzerinden zenginleşmek, kendine çıkar sağlamak, cebini şişirmek haramdır. Her kim bunu yapıyorsa suçludur. Suçludur. Bir insan devletten maaş alıyor. Bakıyorsun, belediye başkanıdır, siyasetçidir, başbakandır, cumhurbaşkanıdır. Herhangi bir devlet görevlisidir. Ben böyle çekediyle gelip çekediyle gideni çok az rastladım. Rastlamadım değil, rastladım. Ama çok az onlar. Nasıl oluyor bu? Böyle bir elin parmağı kadar şu, şu, şu. Geri kalanın tamamı kardeşim. Kim dinden bahsediyorsa ve kim devlete kapağı atmışsa soğuyor, soğana çeviriyor, söğüşlüyor. Acayip zengin oluyor. Yolunu buluyor. Yahu 40 yıldır biz ne yolumuzu bulamıyoruz? Biz beceremiyor muyuz yani? Bazıları da öyle söylüyor. Sen diyorlar kafan çalışmıyor bu işlere. Beceremiyorsun diyorlar. Beni beceriksiz olduğumu söylüyorlar. Niye becerikmişim? Dini paraya, servete çeviremediğim için. 40 yıldır dinden bahsedip de evi, arabası olmayan ve zar zor geçinen bir adam olur mu kardeşim diyorlar. Demek ki sende kafa yok diyorlar. Ha, demek öyle. Sizde çok iyi kafa var. Siz çok zekisiniz. Çok zekisiniz.
Adam diyor ki, şaşırıyorlar. Hesabı diyor, parada görme, hesabımda parayı görmeden evden dışarı adım atmam diyor. Diyelim bir yere konferansa gidecek, $5,000 istiyor. Tamam veririz diyorlar, buna da ikna olmuyor. Parayı diyor hesapta görmeden evden dışarı çıkmam diyor. Para hesabı düşüyor tak diye. Dolar hesabı açmış, $5,000 görünce evden çıkıyor. Nereye gidiyor? Konferans vermiyor. Ne anlatacak konferansta? Allah, kitap, peygamber. Allah, kitap, peygamber hakkında doğru bilgi de değil. Hurafe. Kardeşim, biraz da bunlara, para verenlere sesleniyorum. Neden böyle adamlara para veriyorsunuz ya? Yani böyle bir kişiye, hurafe anlatan bir kişiye $5,000 verilir mi ya? Yani siz aklınızı peynir ekmekle mi yediniz? Niçin din anlatanlara para veriyorsunuz? Din anlattığı için para almak haramdır. Vermek de haramdır. Rüşvet gibidir. İşte Kur'an-ı Kerim'de bak söylüyor. Allah'ın ayetlerini para karşılığı anlatamazsın. Ben burada 8 yıldır anlatıyorum. İnsanlardan para mı istiyoruz yani? Kamu hizmetidir bu. Aa, birine yardım edersin, destek olursun. O ayrı. Böyle bunun üzerinde pazarlık yapamayız. Angajmana giremeyiz. Herhangi bir televizyonla falan sözleşme falan yapamayız. Ben size din anlatacağım. Siz de bunun karşılığında bana şu kadar para vereceksiniz. Olmaz böyle bir şey. En fazla şu kağıt işte bu kağıt. Şu kağıdın parasını verebilirsin. Bu kağıda bastığın zaman şuna parayı verir, şu kağıttan bunu alırsın. Çünkü ortada bir kağıt denilen bir maddi varlık olmuş oluyor. Ama sen şimdi söylüyorsun bak, burada bir senin bilgin, kalbin, yüreğin, bu işten anladığın senin sermayen oluyor. Din anlatıyorsun, dua ediyorsun, namaz kıldırıyorsun. Burada sermaye diye bir şey yok. Şimdi buradan para aldığın zaman din sermaye olmuş oluyor. Olmaz. Öyle bir şey olmaz. Peygamberimiz bunu asla yapmamıştır. Bakın sadece bununla kalmıyor. Ayetin bir tanesinde dini sermaye yapanlara epey bir eleştirdi. Sonraki ayette başka bir şey daha geliyor. Bu da din adına konuşanların, din adamlarının falan çok yaptığı bir şey. Bakın dikkatle dinleyin. Bir de onlardan bir grup vardır ki, siz onu kitaptan sanasınız diye dillerine geldiği gibi konuşarak kitabı çarpıtırlar. Oysa o kitaptan değildir. Allah öyle dedi derler. Oysa Allah öyle dememiştir. Ama bile bile Allah adına yalan söylerler. Peki sen bunu nasıl söylüyorsun? Yani gittin Allah'la konuştun mu? Burada Allah'ın sözünü okuyoruz, yorumluyoruz. Eğer yanlış yapıyorsak bize aittir. Çarpıtıyorsa o da bize aittir. Allah affetsin. Ama mümkün mertebe doğrusunu aktarmaya çalışıyoruz. Ama ortada bir ayet söylemeden, Kur'an'daki şu ayette şöyle buyuruyor demeden adam konuşuyor. Ve onu Allah öyle söylediğini bize söylüyor. Şimdi cennetin kapısına gireceksiniz. Nasıl gireceğiz cennete? Vatandaş merak ediyor ya. Acaba cennete nasıl gireceğiz? Cehenneme mi gireceğim yoksa cennete mi gireceğim? Cennetin kapısına gireceksiniz. Diyeceksiniz ki ben Nakşibendi tarikatının Halidiye koluna mensubum. Ve İsmail Ağa camisindeki şeyhe tabiyim dediğiniz an bütün kapılar size açılacak. Cennetin her yerine girebilirsiniz. Adam bunu videodan anlatıyor. Cemaat de bunu dinliyor. Bu rivayet değil ki. En az 10 defa dinlediğim bir videodan bahsediyorum. Yahu siz bunu nasıl anlatıyorsunuz? Orada bunun böyle olacağını nereden biliyorsunuz? Gittiniz Allah'la mı görüştünüz? Allah'tan size mektup mu geldi bizden habersiz? Güneşe göç vardı, haberimiz mi yok?
Nasıl böyle yapabiliyorsunuz? Nasıl Allah'tan korkmuyorsunuz? Kulundan utanmıyorsunuz? Bak burada ne diyor? Siz onu kitaptan sanasınız diye dillerine geldiği gibi konuşarak kitabı çarpıtırlar. Oysa o kitaptan değildir. Allah öyle dedi derler. Oysa Allah öyle dememiştir. Bundan daha açık bir ayet olur mu? Allah öyle dedi. Halbuki öyle demedi. Nerede dedi peki? Nerede yazıyor Kur'an? Neresinde yazıyor? Nakşibendi tarikatının Halide koluna mensup olanlar direkt cennete girecek diye. Nerede yazıyor? Hadi Kur'an'ı da geçtik. Hangi hadiste yazıyor? Uydurma bir hadis daha göster bakalım. Bu konuda uydurma hadis bile gösteremezsiniz. Çünkü siz uydurdunuz. Böyle bir şey olabilir mi? Bakın bunların hepsi işte bu ayet kapsamına giriyor. Bunların hepsinin yeri Kur'an'daki ifadeye göre elim bir azaptır. Bu azap nerede çekerler? Burada mı orada mı bilmem. Eğer biz şimdi tabii burada ayetleri okuyup yorulmadığımız zaman ister istemez Cenab-ı Hak böyle buyuruyor. Şu da şunu demek istiyor dediğin zaman ne yapmış oluyorsun? Bunun üzerine konuşmuş oluyorsun. El verir ki Allah'ın demediği, kastetmediği bir şeyi sanki biz onu kastediyormuş gibi yorum yaparak aradan ağzımızdan kaçırmış dahi olabiliriz. Bütün bunlardan dolayı Allah affetsin. Allah'tan af ve mağfiret dileriz. Bizim kastımız Allah adına konuşmak, Allah'ın demediğini sanki o demiş gibi insanlara anlatmak değildir. Şurada önümüzde bir Allah'ın sözü var. Onu izah etmektir, açıklamaktır. Ben daha önce söylemişimdir. Allah biliyor ki ben bu Kur'an'ın başına oturup da Kur'an'da ne dediğini insanlara öyle anlatma meraklısı da değilim. Bu çok büyük bir vebaldir, çok büyük bir yüktür. Siz benden daha rahatsınız dinleyenler. Ben çok büyük bir sorumluluğun altına girmiş oluyorum. Benim gibiler. Ama neden dolayı? Şimdi ben başka bir işte uğraşmadığım için, gece mi gündüzüm hep yıllarımı buna verdiğim için ve bunun insanların elinde, bu kitabın, cehaletin elinde can çekiştiğini gördüğüm için dayanamıyorum ve onun için konuşuyorum. Diyorum ki ya durun kardeşim, orada anlatılmıyor. Yapmayın etmeyin öyle Nakşibendi tarikatının Halide kolu falan yok burada. İnsanları kandırmayın ya. O yok. Burada olan şey şu diyorum. Benim derdim bu yani. Eğer şu kitap okunduğunda kimse yanlış anlamazsa, cehaletin eline düşmese benim de hiçbir şey anlatmama gerek yok. Çünkü herkes okuduğunu şak diye anlıyor ve hayata geçiriyor. Çarpıtan yok, yanlış anlıyor. O zaman benim konuşmama da gerek yok. Ben vicdan azabı çektiğimden dolayı, böyle olamaz dediğimden dolayı böyle dinliyorum, bakıyorum, sorular geliyor. Ya şöyle midir? Yani gün boyunca şimdi biz burada televizyonda, ekranda konuştuğumuz için ister istemez program bittikten sonra bir şekilde ya bir hoca bir televizyonda konuşuyordu. Adam böyle iyi konuşuyordu. Bir de ona soralım falan diye arıyorlar, buluyorlar. Bana yağmur gibi sorular geliyor yani. Gün geçmiyor ki bir tarikat şeyhini dinleyip, gün geçmiyor ki bir Diyanet'in sitesine girip abuk subuk sözler, dini fetvalar, görüşleri duyup da beni aramayan olmasın. Şu da şöyle söyleniyor. Burada böyle söylüyor. Şunu demiş. Doğru mu? Burada ciddiye de alıyor yani. Ben gece gündüz uyuyamıyorum diyor. Bunun cevabı nedir diyor. Böyle bir şey olabilir mi diyor. Var mı böyle bir şey diyor. İlla onların tarikatlarına girip tabi olmamız lazımmış. Yoksa cennete giremezmişiz diyor. Neler neler. Neler neler. Bütün mahalleleri sarmışlar. Her yere girmişler. İnsanların zihinlerini işgal etmişler. Kalplerine yerleşmişler. Nüfuz etmişler. Ve insanların bundan kurtulmadıkça özgürleşemiyorlar. İnsanlar özgür düşünemiyor. İnsanların aklı hür, vicdanı hür, irfanı hür olması için önce bu hurafelerden kurtulması lazım. Bu hurafelerden nasıl kurtulacak? Mesela deprem oluyor. Gırla neler neler. Neler neler. Neyse, sonraki bölümde buna değineceğim biraz. Hatta ikinci bölümün girişine depremle ilgili bir konuşma yapacağım. Böyle ekrana bakarak direkt Cumhurbaşkanı'na sesleneceğim. Direkt. Ona söyleyeceklerim var. Böyle
ekrandan gözlerine bakarak bir seslenişte bulunacağım. Herkese haber verin. Ulusal sesleniş. Konuşması yapacağım. Depremle ilgili böyle 8-10 cümle söyleyeceğim. Onu mutlaka dinleyin. Herkese haber verin. Evet. Şimdi son, el aldığımız bölümün son bölümüne gelelim. Şimdi bu ehli kitap denilen insanların, yani kendilerine daha önce kitap verilenlerin, dindarlık taslayanların bir yanlışını daha eleştiriyor. Önce din istismarıyla kendilerine yontup ceplerini şişirmek, bu işi paraya çevirmek, sonra Allah adına konuşmak, Allah öyle demediği halde böyle dedi filan filan demek. Bu din adına yapılan en çok yanlışların ikisini dinlediniz. Şimdi bir üçüncüsü daha var. Allah'ın kendisine kitap, bilgelik ve peygamberlik vermiş olduğu hiçbir kişinin kalkıp da insanlara Allah'a değil bana kul olun diyebilme yetkisi yoktur. Sadece şunu diyebilirler. Getirdiğim kitabın bilgisini yayarak ve onu derinlemesine inceleyerek Allah yolunun yolcular olunuz. Ve hiçbir zaman melekleri ve elçileri ilahlar edinmenizi de emretmez. O halde siz Müslüman olduktan sonra size küfür emreder mi? Şimdi Allah'ı bırakıp elçilerine, meleklerine tapmak. Bu ehli kitabın, dindarlık taslayanların, Allah'tan kitaptan bahsedenlerin yaptığı en önemli üçüncü şey de bu ele aldığımız bölüme göre bu. Allah'ı bırakıp elçisine tapmak. Allah'ı bırakıp meleklerine tapmak. Allah'ı bırakıp kuluna tapmak. Allah'ı bırakıp onun yarattığı aya, güneşe, yıldıza tapmak. Bunların hepsini buraya dahil edebilirsiniz. Ama burada bahsedilen Allah'ı bırakıp meleklere ve elçilere tapmak. Başka yerlerde diğerleri geliyor. Bakın bu çok önemli bir konudur. La ilahe illallah sözünün bir açılımıdır. Allah'tan başka tapılacak mabut yoktur. İlahlaştırılacak, yüceltilecek, sorgulanmayacak hiçbir şey yoktur. Hatta sorgulama değil ama rıza ile ikna olma Allah için bile söz konusudur. Yani Kur'an-ı Kerim'de bir ayet duydunuz. O anda kafanıza yatmadı. Adalete ters gibi göründü. Hemen inanmak zorunda değilsiniz. Buna aslah doktrini denir. Mutezile düşüncesinde. Yani Allah dahi verdiği emirlerde adalete uymak zorundadır. Allah adalete aykırı bir emir veremez. Vermez. Vermeyeceğini söylüyor. Bu bizim ona yüklediğimiz bir yaptırım değildir. Onun kendi kendisini bununla sınırlandırmasıdır. Allah adalete uyanları sever. Allah adaleti emreder. O zaman emrettiği şeyin emrettiği şeye kendisi aykırı davranmaz diyorlar. Yani adalete uygun. Adalet Allah dahi adalete uymak durumunda yani. Adalet o kadar geniş bir kavram. Dolayısıyla biz adalete uygun mu değil mi diye bunu seçebiliriz. Şimdi peygamberler için de aynı şey söz konusudur. Genellikle Allah'ın elçileri yüceltilir, abartılır. Allah'a ilişkili bir şey. Mesela melekler, Allah'ın velileri, Allah'ın dostları, genellikle Allah adamları, Allah'la biraz ilişkisi olanlar hemen yüceltilir, abartılır. Sanki Allah'tan bir parça haline getirilir. Onun bir uknumu, bir parçasına dönüştürülür. Ve Allah'ı bırakıp ona tapmaya başlarlar. Genellikle bu dindarlık tezahürlerinde en çok görülen şey budur. Bir insan ortaya Allah'ın adamı diye çıkmaya görsün. Bir müddet sonra yüceltilip Allah yerine geçirildiğini göreceksiniz. Çokça yapılan bir şeydir bu. Allah'ın adamı iyi, tamam Allah'ın adamıysa adamıdır, tamam bize faydası dokunabilir. Kimisine Allah'ın adamı diyerek, kimisine vatanı kurtardı diyerek, kimisine bilim icat etti diyerek, şunu keşfetti diyerek, ordularımızı yendi diyerek, bize mucizevi olaylarla hayatımızı kurtardı diyerek
İnsanlar kendileri gibi kul olanları abartırlar, şişirirler, yüceltirler ve bir müddet sonra onlara dönüp tapmaya başlarlar. Bütün insanlık tarihi bundan ibarettir. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın elçileri de sürekli olarak yapmayın, etmeyin, Allah'tan başka ilah yoktur. Onlar, o taptığınız kişiler kalkıp da insanlara Allah'a değil bana kul olun diyebilme yetkisi yoktur. Ali İmran suresi 79. ayet. Hiçbir peygamber, hiçbir elçi, hiçbir savaşçı, kurtarıcı, veli, hiçbir bilim adamı, dahi Allah'ı bırakın bana kul olun diyemez. Böyle bir yetkisi yok. Böyle bir şey olamaz. İstediği kadar insanlığa faydalı olsun. İstediği kadar insanlığa yararı dokunsun. Nihayetinde Allah'ın kuludur. Ve ölüm de onu beklemektedir. Ne ömrünü uzatabilir ne de kısaltabilir. Ben dahiyim diye 200 yıl yaşayan görülmemiştir. Ben peygamberim diye benim ömrüme 100 yıl daha ekle diyen görülmemiştir. Ben peygamberim diye kanat takıp uçan görülmemiştir. Bunların hepsi sonradan çıkarılmış, uydurulmuş sözlerdir. Peygamberler bizim seyrettiğimiz ayı, yıldızı seyrederler ve bizim yaşadığımız gök kubbenin altında yaşarlar. Yemek yerler, su içerler, insanların arasında gezerler, evlenirler, boşanırlar, çocuklar olur. Adem oğludur. Biz neysek onlar da odur. Hepimiz insanız. Ve yerleri gökleri yaratan bir Allah vardır. Eğer ibadet edeceksen, tapınılacaksan, saygı duyacaksan, yücelteceksen, öveceksen onu öv diyor. Demek ki o zaman da bunlar çokça oluyormuş. Evet, şimdi ara veriyoruz. Aradan sonra devam edeceğiz. Direkt soru cevap bölümüne, sonraki iki bölüm öyle geçecek. Evet, şimdi sevgili Ali Sezer ve Rukiye Sezer çiftine sözü bırakıyoruz. Sazı bırakıyoruz daha doğrusu. Buyurun. Biz de programınıza yakışır türküler söyleyeceğiz sayın hocam. Mevlam nasip etsin din ile iman akar gözlerinden sel yavaş yavaş. Mevlam nasip etsin din ile iman akar gözlerinden sel yavaş yavaş. Can gönül yorulur bir gün, yorulur bir gün. Mizan terazisi kurulur bir gün, kurulur bir gün.
Herkesin ettiği sorulur, bir günüm döner mi ya Rabbim, dil yavaş yavaş. Herkesin ettiği sorulur, bir günüm döner mi ya Rabbim, dil yavaş yavaş. Kabrin üzerine dikerler taşı, dikerler taşı. Kimin gölgesinde saklarsın başı, saklarsın başı. Baba oğul görmez, kardeş kardeşi, gider geri dönmez, yol yavaş yavaş. Baba oğul görmez, kardeş kardeşi, gider geri dönmez, yol yavaş yavaş. Sıcak sıcak ılıma suyum koyarlar, canım koyarlar. İyi kötü elbisemi soyarlar, canım soyarlar. Meslekiyen öldüğümü duyarlar, girer salacağıma el yavaş yavaş. Meslekiyen öldüğümü duyarlar, girer salacağıma el yavaş yavaş. Allah ile aldatmak ne demektir? O günahtır yani. Allah'ı aldatamazsın, kendini aldatırsın. Yani Allah'ı kullanarak sömürgecilik yapmak, yani Allah'ın adını kullanarak menfaat sağlamak. Çok kötü bir şey. Yalan söylersen, ondan sonra hırsızlık yaparsan Allah'ı aldatmış olur. Kendini aldatmış olur. Allah'ı aldatmazsın. Allah'ı kullanarak, dini kullanarak menfaat elde etmek, dünyalık elde etmektir. İnsanların dini duygularını sömürmektir. Evet sevgili seyirciler, Bana Dinden Bahset devam ediyor. İkinci bölümde yine sizlerle birlikteyiz. Şimdi bu bölümde soru cevaplarla devam edeceğiz. Soru cevaplara geçmeden önce acaba bu hafta neredeyiz? Onunla ilgili bir afişimiz olacak. O afiş hazırsa hemen onu göstereceğiz. Daha sonra soru cevaplarla ilgili olarak mikrofonlar arkadaşlarımıza vereceğiz. Evet, hazır mı afişimiz? Afişi gösterelim. Evet. Konferans. Yazı büyük olduğu için buradan okuyabiliyorum ama
Alt tarafını okuyamıyorum. Oku bakalım Hakan. Çağdaş Dünya'da İslam, Recep İhsan Eli Açık, 1 Şubat 2020 Cumartesi, yarın saat 20'de Anadolu Yakası Bosna Sancak Derneği Büyük Toplantı Salonu Pendik'te, açık adresi Sapan Bağları Mahallesi, Yeni Pazar Caddesi, Şaheser Sokak, No 10, Pendik, İstanbul. Evet, yarın Pendik'teyiz. Orada bir konferansımız olacak. Bosna Sancak Derneği konferans salonunda. Anadolu Yakası Bosna Sancak Derneği saat 20'de, yarın akşam 20'de Pendik ve civarında olanlar, karşıda olanlara özellikle duyurulur. Tabii bu yakından da geçilebilir. Konumuz Çağdaş Dünya'da İslam. Saat 20'de Pendik'teyiz. Yarın, evet. Evet sevgili seyirciler, şimdi sorularla devam ediyoruz. Mikrofon hazır mı? Hazır. Tamam, mikrofonu stüdyodaki arkadaşlarımıza önce verelim. Onların sorularını alacağız tek tek. Daha sonra sosyal medyaya bakacağız. Evet. Hocam, dünyada jeolojik dönemler geçtiği gibi Türkiye'de de oluyor. Jeolojik olaylar oluyor. Mesela dünyada deprem olur, Türkiye'de de olur. Örneğin Japonya'da deprem olduğu zaman insanlar depremden ölmüyor. Tsunami'den ölüyor. Bizim Elazığ'da da yakında bir deprem oldu, Malatya ve Elazığ'da. Bizden sonra Küba'da oldu, 7.7 şiddetinde. Orada da insanlar ölmedi. Ama bizim Türkiye'de binaların altında kalarak öldük, insanlarımız öldü. Ve bunu da din adına kimisi fıtrat dedi, kimisi Allah'ın bir cezasıdır dedi, kimisi işte şuraya uymuyorsun, din adına konuşan insanlar, bu yaptığı açıklamalar dinimize en büyük düşmanlık değil midir? Dinimize karşı en büyük saygısızlık değil midir? İnsanlara karşı yine saygısızlık değil midir? Bu konudaki düşüncenizi rica edeceğim. Evet. Tamam. Evet, herkese merhaba. Hocam, ben de bu depremle ilgili söylemek istiyorum. Şimdi tüm tabii Elazığ, Malatya geçmiş olsun diyorum, büyük deprem geçtiler. Ama daha büyüğü maalesef İstanbul'da bekleniyor. 5.5-7.5 şiddetinde ya da civarında bir deprem bekleniyor. Uzmanlar böyle bir depremde yaklaşık 50 bin civarında evin yıkılacağını, binaları yıkılacağını, 500 bin civarında insan öleceğini söylüyor. Peki bu hocam, bu kader midir? Yani bu deprem kader midir yoksa ihmal midir? Kader inancına, İslam'da bu kader inancını bir anlatabilir misiniz? Teşekkür ederim. Evet. Evet, iyi akşamlar hocam. Türkiye'mize büyük geçmiş olsun deprem dolayısıyla. Ben yaşayan Kur'an ışığında sizce şu anki Türkiye'yi nasıl okuyorsunuz hocam? Ne açıdan? Depremle yaşayan, ilgili mi? Efendim? Deprem olsun, genel olsun, siyasi olsun, her yönüyle yani. Türkiye'yi şu anda nasıl okuyorsunuz diye yani? Pek olumlu okuyacağınızı zannetmiyorum. Memleketi de nasıl görüyorsun diyorsun. Memleketi yani. Nasıl görüyorsunuz? Evet, tamam. Teşekkür ederim, iyi akşamlar. Öyle bir soru sordun ki. Hocam, ben bu Halidiye kolu Mahmud Efendi'ye lütfen 46'ya 9 Ahkaf suresi. Evet. Onu sizin kitabınızdan yazdığınız kitaptan bir cevaplar mısınız? 46'ya 9 Ahkaf suresi 1. Şimdi bir şey sormak istiyorum. Bir bilgi adamları diyorlar ki 20 yıl sonra İstanbul'da ölen insanları gömecek yer bulunmayacak diyorlar. Burada insanlar madem bir gün kalkacak, bunu dikine gömülse olabilir mi? İnsanlar dikine gömülebilir mi? Bir de bu Kızılay'ın durumunu herhalde işitmişsinizdir. Kızılay. Vatandaş asgari ücret alan bir işçiden 10 lira istiyor. Ama kendileri 30 bine yakın maaş alıyorlar. Demiyorlar ki ya şu maaşımızı da biz bırakalım bu ay, iki ay. Onu demiyorlar. Bir de Diyanet'in faiz fetvası var. Bu hususta lütfen cevaplar mısınız? Teşekkür ederim. Evet. Tamam. Teşekkür ederiz. Bir de
bir profesör, Yıldız Üniversitesi'nden bir arkadaş profesör, nasıl profesör olduysa, evet, diyor ki bu deprem çocuk yaştaki çocukların evlenmesine mani olunduğu için başımıza geldi diyor. Kusura bakmayın biraz fazlaca sorduk ama teşekkür ederim. Tamam. Başka var mı sonra? Tamam, teşekkür ediyoruz. Evet, buyur. Merhaba hocam. Merhaba. Şimdi evet, tamam. Evet. Şimdi Allah'ın ayetlerini eğip bükerler, Allah'tan olmayan şeyleri din diye anlatırlar. Tamam, bunu yapan insanlar olabilir, istismar eder. Peki buna inanan insanların herhangi bir sorumluluğu yok mu doğruyu araştırmakla ilgili? Bu konudaki düşüncenizi. Evet. Soruyorum sadece. Teşekkür ederim. Tamam. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Sağ olun. Evet, şimdi ilk sorular depremle ilgili. Deprem adına bir takım dini açıklamalar yapıldı. İşte deprem kaderdir diyenler. Deprem son soruyla da birleştiriyoruz. Allah'ın izin verdiği küçük kız çocuklarıyla evlenme yasaklandığı için bunlar başımıza geldi diyenler. İşte şeyhin birisinin çıkıp daha büyüğü olacaktı, ben engelledim. Daha fazla gelmeyin dedim meleklere, onlar da gelmediler diyenleri ararsın. Bunu söyleyince yıllar önce Küçük Dünyam diye bir kitap okumuştum. Bu Küçük Dünyam kitabının kime ait olduğunu biliyor musunuz? Küçük Dünyam. Fethullah Gülen'e ait. Daha sonra bu bölümleri sonra gördüğüm bir baskıda kaldırdılar. Fakat başka baskıda yine gördüm. Küçük Dünyam. Orada kendi dünyasını anlatıyor. Bir rivayet aktarıyorlar. Ve etrafındaki insanlar da buna ciddi ciddi inanıyordu yani. O zamanlardan ben bunu eleştiren konuşmalar yapmıştım. Allah Erzurum'u yıkmaya karar veriyor. Meleklerini Erzurum'a gönderiyor. Yıkın orayı diyor. Meleklere deniliyor ki, meleklere dönüyor, melekler de Allah'a iletiyor. Burada bir alim doğdu Erzurum'da. Şimdi burayı yıkarsan bu alim de onlarla beraber depremde gidecek. Allah'ın meleklere vermiş olduğu bir kararı gözden geçirmesi isteniyor. Alimin hatırına. Çünkü alim Erzurum'da doğdu. Daha o gün yeni doğmuş. Allah diyor ki, Allah verdiği karar da dönmez. Melekler geri dönmeyecek. Madem öyle, o zaman Erzincan'a yürüyün diyor. Ve Erzincan depremi bundan dolayı oluyor. Erzincan depremi bundan dolayı oluyor. Aslında Erzurum yıkılacakmış. Erzurum'da alim doğduğu için onun hatırına melekler yürümüş Erzincan'a, orayı yıkmış. Bu nedir? Bu soytarılıktır. Şarlatanlıktır. Sahtekarlıktır. Dinle alay etmektir. Küfürdür. Bu ne ya? Bu ne ya? Şimdi birisi de çıkmış diyor ki ben aman aman durun fazla gelmeyin dedim. Onun için öyle az oldu diyor. Durdurdum Azrail'i. Arkasında orduyla geliyordu diyor. Şimdi bu tam işte Allah'ıyla aldatmak tam bu. Biraz öyle ne dedi? Allah öyle demediği halde öyle dedi derler. Peki nereden biliyorsun senin Allah'ın böyle dediğini? Nereden biliyorsun Allah'ın meleklere böyle talimat verdiğini? Oraya gitmeyin, orayı yıkın dediğini. Nereden çıkarıyorsun? Direkt Allah'a iftiradır bu. Allah adına diline geldiği gibi konuşmaktır. 10 emirden üçüncüsü nedir? 10 emirden 3 tanesi Tanrı ile ilgilidir. Geri kalan 7'si insan ilişkileriyle ilgilidir. 3 tanesi Tanrı ile ilgilidir. Üçüncüsü de Allah'ın adını diline geldiği gibi anmayacaksın, konuşmayacaksındır. Yani Allah böyle dedi, Allah böyle, Allah meleklere emir verdi. Allah
şöyle dedi. Allah bana dedi ki, senin hatırına durduruyorum. Böyle Allah'ın adını ağzına alıp insanları Allah ile aldatmayacaksın diyor. On emirden birisi bu. Allah'ın adını kullanarak aldatmak. En büyük aldatmalar Allah adı kullanılarak yapılıyor çünkü. Çünkü Allah görülmüyor. Ve hemencecikte müdahale etmiyor. Sen benim adımı nasıl kullanırsın diye Allah adına iftira atanların attıkları iftirayı atar atmaz ağızlarını yamutmuyor mesela. Ona da süre veriyor. Yani Allah da o kadar özgürlükçü ki kendi adına konuşulanları dahi bırakın konuşsunlar, onun da hesabı var bir gün diyor. Ve insanlar böyle diline geldiği gibi konuşur. Hatta Allah'ın adını kullanarak aldatıyorlar. Bu da en çok böyle deprem anlarında oluyor. Deprem anları, değerli misafirler ve sevgili seyirciler, çok yoğun teolojik tartışmaların olduğu anlardır. Mesela 1755'te, 18. yüzyılda Lizbon'da büyük bir deprem oluyor. 100 bin kişi falan ölüyor. Yahudi dünyasının en büyük teoloji tartışması bu depremden sonra olmuştur. Ve birçok insan ateist de olmuştur. Çünkü bazı hahamlar, din adamları diyor ki Allah şu günahlarımızdan dolayı bu depremi meydana getirdi ve yıktı. O zaman öbürlere diyor ki ya o zaman çocukların suçu ne? Yani eğer Allah küçük çocuklara izin verdiği halde evlenin diye onu yasaklandığı için bu deprem olmuşsa o profesörün iddiasına göre, ya sen hiç mi Allah'tan korkmuyorsun? Yani Allah buna kızıyor. Bir de bak kızdığı şeyin astarı yok. Orası nereden tutsan eline geliyor. Yani cevap verilecek gibi değil ama bu yayılmış ortalığa, bir sürü insan da ona inanıyor yani. Onun için işte konuşmak durumunda kalıyoruz. Allah buna kızdığı için gidiyor Elazığ'ın köyündeki çocukların başına evini yıkıyor, öyle mi? Ya buna inanıyorsunuz yani. Böyle bir Allah var, öyle mi? Buna kızıyor. Niye? Küçük yaştaki çocuklara ben izin verdiğim halde siz bunu niye yasakladınız diye kızıyor. Ve gidiyor Elazığ'ın köyündeki fukaranın başına evini geçiriyor. Buna kızdığından dolayı. Ve sen de buna inanıyorsun. Ve böyle bir Allah'ın olduğunu bize inandırmaya çalışıyorsun. Bunlar soytarlıktır. Bunların hepsi şarlatanlıktır. Böyle bir şey yoktur. Peygamberimizin çocuğu İbrahim, erkek çocuğu İbrahim, süt anneye veriliyor. Süt annenin kocası demirci. Ve demir körüğüyle böyle çalışıyor evde. Ve o İbrahim bu demircinin evinde süt annesi ona emzirirken dumandan boğularak ölüyor. Bir gün geldiğinde peygamberimiz çocuğunu isteyince şak diye kucağına annesi, süt annesi çocuğu ölüsünü getiriyor. Peygamberimiz de bunun üzerine çok üzünleniyor. Ve etrafında dedikodu yaymaya başlıyorlar. Ve o esnada da güneş tutulması, ay tutulması oluyor. Çocuğunun öldüğü gün. İşte bak bunun çocuğu uğursuz. Ortalık böyle birdenbire kararınca tutulma esnasında hem çocuğu da uğursuz, kendi de uğursuz. Gündüzler gece oluyor, geceler gündüz oluyor. Bir tuhaf şeyler olmaya başladı memlekette diye yaygara koparıyorlar. Peygamberimiz de ona diyor ki güneş ve ay Allah'ın yarattığı iki varlıktır ve kendi felekleri etrafında dönerler ve hiç kimsenin çocuğu öldü diye de tutulmazlar. Hele ki bu peygamberin çocuğu dahi olsa. Burada ne anlatmaya çalışıyor bize? Tabiat kendi yasalarına göre işler. Buna sünnetullah diyoruz. Toplumun yasaları vardır, tabiatın da yasaları vardır. İnsanlar üzerinde yaşasın yaşamasın. Tabiat kendi yasalarına göre akar gider. Depremin olması aynen yağmuru yağması gibidir. Yağmuru yağması bir tabiat olayıdır. Ve onun şartları vardır. Depremde fay hatları vardır, dağlar vardır, topraklar vardır. Yerin altında kaynamalar olmaktadır, gerilimler olmaktadır. Ve tabiatın içerisindeki
kendi iç yasaları gereğince kopmalar olur, sarsıntılar olur, çökmeler olur. Üzerinde insanlar yaşasın yaşamasın, bu zaten olacaktır. Bu bir tabiat olayıdır. İnsanlar yeryüzünde türemeden önce de, insanlar yaşamadan önce de yeryüzü sallanıyordu. Kıtalar birbirinden ayrıldı. Sonra birleşti. Çukurlar oluştu. Çukurlara yağmurlar yağdı. Denizler oluştu. Bu çok uzun bir süreçtir. Evren var edileli 13.8 milyar yıl olmuş. Dünya var olalı 4.5 milyar yıl olmuş. İnsanın goril, maymun gibi kendisine benzeyen insanımlı varlıklar grubundan koparak iki ayağı üzerinde yürümeye başlayalı 7 milyon yıl olmuş. Ama ondan önce 4,5 milyar küsür yıldır dünya zaten vardı ve sürekli sallanıyordu. İnsan olduğu zaman da sallanıyor. Yeryüzünde insanlar günah işledi diye sallanmıyor. Tabiatın yapısı öyle olduğu için. Yağmur niye yağıyor? İnsanlar günah işlediği için değil, insanlar dua ettiği için değil. Dua zaten tabiatın içerisinde var. Onu harekete geçirirsen dua kabul olmuş oluyor. Tabiatın yasalarının gereğini yaptığın zaman harekete geçmiş oluyor. Kader dediğimiz şey Allah'ın evrene koymuş olduğu yasalardır. Bu yasaların işleyişini hep beraber görüyoruz. Yer çekimi yasası var, üreme yasası var, doğum yasası var, ölümün yasası var. Hasta olmanın yasası var, midenin işleyişi var, yumurtanın, civcivin yumurtadan çıkması var, topraktan tohumun çıkması var, suyun aşağı akışı var, gök gürlemesi var, evrenin yasaları var. Arkadaşlar, bu yasalara kader diyoruz. Bunlar Allah'ın koyduğu takdirdir, ölçüdür. Kader ölçü demektir. Olaylar olmadan önce yazılıyor, yazılan şeyler başımıza geliyor değildir. Olan şeyler yazılıyor. Biz her şeyi bir kitapta yazdık diyor. Yazdık, sonra o yazdıklarımız oluyor anlamında anlıyorlar. Yanlış. Biz her şeyi bir kitapta yazdık. Yani ne yapıyorsanız hepsi yazılıyor. Evrende ne oluyorsa hiçbir şey kaybolmuyor. Şu sesler dahi kaybolmuyor. İnsanlar öldüğü zaman ne oluyor? Boyut değiştiriyor. Toprak oluyorsun, çürüyorsun. Topraklara karışıyorsun, ağaçlara karışıyorsun, sulara karışıyorsun. Yani tabiata geri dönüyorsun. Allah'tan geliyoruz, Allah'a tekrar geri gidiyoruz. Ama yok olmuyor. Her şey birbirine dönüşüyor. Dönüşüyor, sürekli dönüşüyor. Her şey birbirine dönüşüyor. Hiçbir şey yok olmuyor. Yok olmak diye bir şey yok. Her şey birbirine dönüşüyor. Dönüşüm halindeyiz. Allah her an bir iş ve oluş üzeredir. Yani tabiat, doğa, evren her an yeni bir şekilde dönüşüm, değişim yaşamaktadır. Irmağa bir giren ikinci kez girdiğinde aynı ırmak değildir. Evrende değişmeyen tek şey değişimin kendisidir. Dönüşümün kendisidir. Buna Kur'an-ı Kerim halk-ı cedid der. Sürekli yeniden yaratılış. Ve eski teosoflar yaratılışta tekrar yoktur derler. Yani bir şey yaratılır, yaratılan bir şey ikinci kez aynısı yaratılmaz. Sürekli yeniden yaratılış vardır. Gökten yağan bir yağmur, ikincisi düştüğünde aynı yağmur değildir. Her yağmur ayrı ayrıdır. Hiçbir şey birbirinin tekrarı değildir. Tekrar yoktur. La tekrare fit tecelli. Allah'ın tecellisinde, yani yeniden yaratılışında tekrar yoktur. Bu muazzam bir oluş felsefesidir. Buna kevn, oluş, kevn-i fesat, oluş ve bozuluş denir. Sürekli oluş ve bozuluş halindedir. Bütün evren böyle gitmektedir. Dolayısıyla insanların işledikleri günahlardan dolayı depremler oluyor, seller basılıyor, yıldırımlar düşüyor değildir. Ancak insanlar günah işliyorken bu depremlere, bu yıldırımlara, bu sellere tevafuk edebilirler. Bu ana denk gelebilirler. O nedenle de Kur'an bu uyarıları bize yapıyor. Diyor ki bakın,
şu işlediğiniz günahlardan, şu zulümlerden, şu haksızlıklardan vazgeçin. Bunları yapıyorken el verir ki bir yıldırım düşer. Yer sallanır. Veya aşağı inerken ayağınız tökezlenir, düşersiniz. Veya bir araba çarpar, ölürsünüz. Ve bu sorumlulukla gitmiş olursunuz. Bunun hesabı büyüktür. Böyle bir şey başınıza gelmeden önce bu yanlışlardan vazgeçin diyor. Ve etrafımızda olup biten şeyleri bize uyarı olarak gözümüzün içine içine, bak yağmur yağıyor, yerler sallanıyor, insanlar ölüyor. Bunlardan neye ibret almıyorsunuz diye bunlar bize uyarı olarak gözümüzün önüne getiriyor. Yapılan uyarıların hepsinin anlamı budur. Şimdi sevgili seyirciler, şimdi dedim ki biraz evvel ben depremle ilgili birkaç konuşma yapacağım. Yani birkaç şey söyleyeceğim. Bu anlattığım biraz depremle ilgili bilimsel veyahut da dini gerçeklerden yola çıkarak söylenmiş sözlerdi. Şimdi buradan Cumhurbaşkanı'nın bizatihi kendisi, biz kadere inanan insanlarız, Allah'a teslimiyet göstermeliyiz filan dedi. Şimdi ona sesleniyorum, lütfen dikkatle dinlesinler. Kırılan fay değildir, kırılan ar damarıdır. Binaların yıkılmasının asıl sebebi ahlak hırsızlığıdır. Demokrasiden çalmaktır. Hukuk kapkaççılığıdır. Siyaset yankesiciliğidir. Kamu yönetimi karpazanlığıdır. Kader diye geçiştirilir. Bunu kime söylüyorum? Direkt Cumhurbaşkanı'nın kendisine söylüyorum bu sözleri. Duyar mı duymaz mı bilmiyorum. Ama kuşlar ona duyursun. Peki bu sözleri kim söylüyor? Recep Tayyip Erdoğan Bingöl depreminden sonra 2003 yılında. Bak sözlerinizle sizi tanıştırıyorum. Biz sizin kaçtığınız geçmişiniz. Biz sizin aynanınızız, ayna. Kaçamazsınız. Bak burada kaya gibi duruyor. Bu sözler bana ait değil. Biraz evvel dinlediğiniz sözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a aittir. Bingöl depreminden sonra 2003 yılında söylenmiştir. Bir kez daha okuyorum. Kırılan fay değildir, kırılan ar damarıdır diyor. Binaların yıkılmasının asıl sebebi ahlak hırsızlığıdır. Demokrasiden çalmaktır. Hukuk kapkaççılığıdır. Siyaset yankesiciliğidir. Kamu yönetimi kalpazanlığıdır. Kader diye geçiştirilemez. Aynen altına imzamızı atıyoruz. Amenna ve saddakna. Buyurun bu sözleri hesaplaşın. Kader diye geçiştiriyorsunuz. Kader. Allah'a teslim olmalıyız. 2003 yılında böyle, 2007 yılında böyle. Nerede bu yoğurdun bolluğu? Siz bu milleti ne zannediyorsunuz? Ey millet, uyanın, uyanın. Uyanın, uyanın. Başka bir şey söylemeye gerek yok ki. Geçmişte söylenen sözlerin hepsini tekrar et. Buyur, bunları söyleyen sensin de çekil kenara. Bu sadece depremle ilgili olanlar. Ben size daha söyleyeyim. Neler neler. Yani hariçten bir şey söylememize gerek yok. Hırsızlıkla ilgili, çalmayla ilgili, fakirliğin sebepleriyle ilgili, zenginliğin nedenleriyle ilgili yeni bir şey söylemeye gerek yok. Fakir neden fakirdir? Çalmasını bilmediği için fakirdir. Zengin niye zengin olmuştur? Çaldığı için zengin olmuştur. Kim söylüyor bunu? Recep Tayyip Erdoğan söylüyor. Nerede söylüyor? Seçim meydanlarında nutuk atarak onlarca defa söylüyor. 94'ten bu yana sürekli iktidara gelmeden önce bunları söylüyorlardı. Bunlar doğru sözler. El hak katılıyoruz. Bak doğru söylenince katılıyoruz. Görüyorsunuz. Öyle müzmin muhalif değiliz yani. Böyle her şeye karşı çıkıyor değiliz. Doğruya doğru, eğriye eğri.
Bunlar doğru sözlerdir. Dünyanın neresine giderseniz gidin, isterseniz 100 yaşınıza gelin, bu sözler sizin peşinizi bırakmaz. Bu sözlere dönün. Bu sözlere dönün. Bunları meydanlarda söylemek kolay. Hatta bunları şu anda benim yaptığım gibi ekranlarda söylemek de kolay. En fazla mahkemeye falan verirler, ben de onu göze alıyorum. Çünkü ben bir kamu görevlisi değilim. Bunları iktidardayken, kamu görevi üzerindeyken, her şeyin sorumluluğunu üzerine almışken söylemek ve gereğini yapmak asıl yiğitliktir. Asıl tam da bize böyle bir siyasetçi lazımdır. Muhalefette söylediklerini iktidarda unutmayacak ve onların gereğini söyleyecek. Ben bunları söylemiştim, buna aykırı laf edemem iktidara geldim diye demeyecek ve bunların gereğini yapacak. Yani memleketin aradığı siyaset bu değil mi arkadaşlar? Muhalefetteyken söylediklerinizi unutmayın. Aynen ne diyorsanız onları yerinize getirin. Ahde vefa, vaatleri yerine getirme. Söylediği sözün arkasında durma dediğiniz şey budur. Hem bir de şimdi kamu görevlisiyle üzerine kamu görevi almamış bir insan aynı değildir arkadaşlar. Yani kendisine vergi verdiğimiz bir insan 2003 yılından 2019 yılına kadar bir defa konduğu halde deprem vergisi onu kaldırmayıp insanlardan 2003 yılından 2019 yılına kadar 16 yıl boyunca 17 yıl boyunca 60 milyar lira deprem vergisi toplayıp deprem olduğunda da daha ilk gün çıkıp Kızılay Başkanı'nın depreme yardım edeceğiz SMS ile para gönderin diyerek söylemesi istifa etmesini gerektirir. Kızılay Başkanı derhal istifa etmelidir. O zaman bu 60 milyar lira nerede? 2003'ten 2019'a kadar deprem vergisi toplanıyor. Hepimizden topluyorlar. Fişlerden, faturalardan, her yerlerden kesiyorlar. Nerede kardeşim? Sen ne yüzde para istiyorsun ya? 60 bin lira para toplamışsınız. Bunlar nerede? Şimdi bunu sorana da çıkıp bunları açıklamanın zamanı değil. Bunları açıklamak zorunda değiliz. Utanmadan bir de deprem vergilerinin nereye gittiğini soruyorlar diye söylüyor. Bu kamu bilincinin sıfır olduğunu gösteriyor. Yani orada boşuna dolaştığını gösteriyor. O makamlarda boşuna oturduğunu gösteriyor. Boşuna. Ya bunun hesabını kim verecek? Ben mi vereceğim? Biz mi vereceğiz? 60 milyar lirayı ben mi topluyorum? Yahu parayı veren benim, parayı veren. Ekmeğinden aşından millet kısıp sana veriyor. Deprem olduğu zaman hazırlıklı ol diye, önlem al diye. Sen deprem sabahı SMS'den 5'er lira para istiyorsun. Bu ne rezalet? Deprem sallıyor ama aynen dediği gibi fay hattı çatlıyor. Çatlayan ardamarıdır diyor. İşte böyle sallıyor ama öbür taraftan da rezaletleri de ortaya çıkarıyor. Zaten 1999 depreminde de böyle olmuştu. Zamanın hükümeti o depremin altında kalmıştı. Şimdi bakın bunlar da aynı şekilde bunun altında kalıyorlar. Hesabını veremiyorlar. Twitter'dan yazanlara hemen soruşturma açıyorlar. Biraz evvel Cumhurbaşkanı sözlerini okudum. Beni izleyen savcılar, sabah hemen dava açın, gelmeye hazırım. Çağlayan'a mı? Nereye çağıracaksınız? Çağırın geleyim. Biraz evvel Cumhurbaşkanı sözlerini okudum. Hatta daha yarısını okudum. Bir o kadar daha var. Onları da Twitter'dan yazdım. Başka bir şey söylemiyorum. Sadece o sözleri okuyorum. Ne yapacaksanız yapın. Bunları hatırlatmak zorundayım. Ben bir düşünce adamıyım. Şu anda bir ekranda konuşuyorum. Herkes bu ekrana çıkıp konuşamıyor. Bunun bir sorumluluğu var. Buraya çıkıp da böyle şarlatanlık yapamam. Gerçeklere haykırmak zorundayım. Buraya çıkmanın bedeli budur. Sen de orada oturmanın bedelini öde. Ödemiyorsun. Gereğini yapmıyorsun. Daha hesabını vermiyorsun yani. Ben bunu nereye harcadığıma hesabını vermek zorunda değilim diyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yani bir
muhtar kadar bile bir kamu bilinci yok yani. Sizden topladığım paraların hesabını size verecek durumda değilim. Şimdi zamanım yok diyor. Yani TEM'de deprem olmuşken ne zaman olacak peki? Bunun zamanı ne zaman gelecek? Demokratik toplum, kamu bilinci olmayan toplumlar işte böyledir. Yaptım kardeşim, var mı diyeceğim. Daha fazla konuşursan alırım içeri. Kes sesini, otur. Harcadım, nereye harcadın mı? Sana ne? Bak bak bak. Bu ilkel toplumlardır. Hatta bunlar, böyle lafların konuşulduğu toplumlar toplum bile değildir. Sürüdür. Sürüler konuşarak değil, bağırarak yönetilirler. Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinde onu işlemiştik. Bu mahkum edilir. Toplumlar konuşur. Vergi verirsin. Verdiğin vergiyi nereye harcadın diye sorarsın. Sonra o da çıkar. Kardeşim, senin verdiğin vergiyi anında buraya harcadık der. Sen de bakarsın. Ben buraya harcan için vergi vermemiştim. Niye buraya kaydırdınız parayı der. Sen de dersin ki ya öyle icap etti. Yok da o anda oraya kaydırdık. Onun da hesabını insanlar dinleyebilir ya. Mazur da görebilirler. Yeter ki göster. Yani devletin havuzudur. İşte lazım olan yere harcadık. Tamam, deprem için toplamıştık ama harcadığın yeri göreyim dersen, işte şuradaki yoksula verdik, şuna ev aldık, şuna bilmem ne yaptık. Aynı muhtemel yerlere gitmiş. Şimdi sen onu diyemez de şu vakfa aktardım, şu bilmem nereye örtün ödenekten falan, aman onlar ortadan çıkmasın diye nereye harcadığını veremezsen o zaman bu toplum olmuyor. Buna demokratik toplum diyemiyoruz. Buna hatta Kur'an'ın bizden istediği toplum da diyemiyoruz. O zaman insanlar sürü yerine konuluyor demektir. Sürüye de söz söylenmez. Sadece oha denir. Sürüler, çobanların sürülerle konuştuğunu gördünüz mü? Öndeki koyunlar lütfen biraz bekleyin der mi çoban? Önden giden inekler biraz arkada durun der mi? Çok fazla birbirimize girmeyin falan der mi? Kenara açın falan der mi? Laf olmaz. Orada bir tek söz geçerlidir. Oha! Böyle mi yönetilmek istiyorsunuz? Sizi bunun yerine koymak isteyenlere karşı evet biz bundan anlıyoruz mu diyeceksiniz. Ediyorsanız Kur'an-ı Kerim bunu mahkum ediyor Bakara suresinde. Oha! Demeyin. Oha diyenlere fırsat vermeyin. Peygamberi böyle çağırmayın. Çoban yerine koymayın. Siz insansınız diyor. Çıkın söz söyleyin. Yeryüzünün en güzel şeyi söz söylemektir. İnsanı hayvandan ayıran sözdür. Kelimedir. Önce söz vardı der İncil. Evet. Şimdi daha depremle ilgili söylenecek söz ama şimdi insanların birçoğu acılar içerisinde. Ben tekrar geçmiş olsun diyorum. Geçen hafta malumunuz deprem haberi geldi ve hemen programı yarıda kestik. Çünkü depremin olduğu yerde böyle program yapmak falan olacak iş değildir. Depremin olduğu yerde öyle tatil yapmak falan da olacak iş değildir ha. Onu da söyleyeyim bak. Es geçti demeyin. Ben sevmiyorum böyle şeyleri. Hiç bizim tarzımız değil bu. Biz buna alışamayız. Böyle bir şey olmaz. Yöneticiler halka alışacak. Halk yöneticilere değil. Ha, devrimci bir fikir söylersin, halk alışacak dersin. Yılların beklediği devrimler var. Bunun yapılması gerekiyor. Halkın alışmasını bekleyemeyiz dersin. Onları anlarız. Ama bu devrimci bir fikir değil ki. Yani biz sizin tatilinize alışmak zorunda değiliz. Bu siyaset ateşten bir gömlektir. Ateşten bir gömlek. Aileden fedakarlık ister, zamandan fedakarlık ister. Çocukların, ailelerin, eşlerin çok mangal yürekli olması gerekir. Çok anlayışlı olması gerekir. Babamız çok büyük bir yükün altına girdi. Şimdi tatilin falan sırası değil. Sonra da yaparız denmesi gerekir. İnsanlar bunu çok görür. Tarihe bir cümleyle geçersiniz. Kimse sizin mazeretinizi dinlemez. Kardeşim, İstanbul'u sel bastı, yoktu. Deprem oldu, tatile gitti.
bu cümleyle girersiniz tarihe. Tarihe böyle adınız geçer. Efendim ben gitmiştim de afat toplamıştım da ondan sonra gittim de şuraya gittim de. Hayır. Bir cümleyle geçersiniz. Bakın siyasetten bahsediyorum. Kimsenin tatiline şuna bununla laf söylediğimiz yok. Siyaset ateşten bir gömlektir. Hem her şey çok güzel olacak. Çok güzel bir slogan. Hala da heyecan verici bir slogan. Bu heyecanın sürmesini temenni ediyorum. Ve bu heyecanın heyecanlananla birlikte ben de aynı heyecanın içindeyim. Ama bunun altını doldurmak gerekiyor. Yanlış yapmamak gerekiyor. Malzeme vermemek gerekiyor. Arkasına durmak gerekiyor. Bu heyecan bir daha kolay kolay yakalanmayabilir. Yani ben olsam, bakın buradan sesleniyorum, konuşuyorum yani. Fikrimi söylüyorum sadece. Ben olsam, kendime mal ederek söyleyeyim yani. Kimseyi itham altında bırakmayayım. Her şey çok güzel olacak umudu ve heyecanıyla, o heyecanla, o beklentiyle bir belediyenin iktidarına geldikten sonra oturur ailemle konuşurum. Çocuklarla derim ki, bakın benim üzerimde öyle bir sorumluluk var ki, insanlar benden öyle bir şeyler bekliyor ki, bundan sonra daha önce yaptığımız şeylerin birçoğunu yapamayacağız. Bir başka bahara ertelemek durumundayız. Sizden bu fedakarlığı bekliyorum. En az bir yıl tatil bana haram derim. En az bir yılım şu bana yasak, bu bana yasak. Önce yaptığım alışkanlıklarımdan, lükslerimden hepsinden vazgeçiyorum. Sizden de fedakarlık bekliyorum. Lütfen bana destek olun derim. Çünkü kolları sıvıyoruz, çok büyük bir işe girişiyoruz. Muazzam bir işe girişiyoruz. Şöyle bir durun. Bir yıl bunlar artık bize yok. En az bir yıl. Gece gündüz. Varını yoğunu katarak. Bunu yapacaksın. Millet de senin yoluna atlayacak. Bağrına basacak. Omuzlarında taşıyacak. Bunu yap. Biz böyle siyasetçi istiyoruz. Bunu bekliyoruz. Hepimizin çoluk çocuğu var canım. Hepimizin ailesi var. Hem aile fotoğrafı vermek için çok güzel anlar, çok güzel yerler, çok muazzam ortamlar vardır. Onlar daha sıcak ortamlardır. Aile fotoğrafı verilmek isteniyorsa. O yollar denenmelidir. Oralardan girilmelidir. Bunun bir sürü yolları var. Yani siyaset aklı vermek bana düşmez ama ben bu kadarlığını söylemiş olayım. Yani bu kadarlığını da söylemem lazım. Şimdi öbür tarafta Cumhurbaşkanı'nın sözlerini kendisine hatırlatıp da hiç buraya gelince böyle sıvışıp geçmeyelim. Adaletli olalım. İnsaflı olalım. Doğruya doğru, yanlışa yanlış diyelim. Herkes şapkasını önüne alsın, düşünsün. Büyük sorumluluklar, büyük fedakarlıklar ister. Peygamber de nihayetinde büyük bir sorumluluk üstlenmiştir. Ve peygamberimiz 2 ay hanımlarından uzaklaşarak çadırda yatmıştır. Acaba neden? Çünkü Medine'ye gelince Hatice de vefat etmişti. Bekar olarak Medine'ye gelmişti peygamberimiz. 53-55 yaşına doğru geliyordu. Bir takım evlilikler falan yaptı. Şimdi oraya girmiyorum. Ondan önce çok konuştum. Ama evlendiği kadınlar, sorumluluğunu üstlendiği kadınlar, mescidin yan tarafında küçük küçük odalar vardı. O odalarda bir hasır, bir desti, bir bardak, birkaç kapkacak. Öyle ne yatak odası, ne oturma odası, ne böyle üst kat, alt kat falan yok yani. Küçük bir hücre. Kocaman bir mescit var. Mescidin köşesinde küçük küçük hücreler. Oralarda kalıyorlardı. Ve elleriyle çamaşır yıkıyorlardı. Öyle buzdolabı, çamaşır makinesi falan öyle şeyler de yoktu. Ve etrafta sahabelerden birçoğunun
yavaş yavaş böyle zenginleşerek engel olunmaz bir şekilde. Peygamber onlara engel olmaya çalışıyordu ama dinlemeyenler de vardı. Medine'nin ileri gelen Yahudilerini, Hristiyanlarını, zenginlerini, kodamanlarını gördüler. Müslümanlardan değil de daha çok onlardan. Peygamber de bu işin başında olduğu için yavaş yavaş dediler ki peygambere, ya elimizden çamaşır yıkıyoruz. Yani bir hizmetçi, hizmetçi olsa, yani bir herkesin hizmetçisi var falan, böyle bize yardım edecek bir hizmetçi olsa. Sonra bazıları dedi ki, yani böyle çardaklı ev olsa, çardaklı ev demek bugünkü karşılığı havuzlu villa demek. Çünkü o zaman havuzlu villa modası olmadığı için evine çardak yapınca Arap o lüks bir konak oluyor yani. Merdivenden yukarı çıkılıyor. Orada böyle büyük bir çanak var. Sağ tarafta 4 tane oda, sol tarafta 5 tane oda. Altta geniş geniş odalar. Buna çardaklı ev deniyor, konak deniyor yani. Peygamberin de böyle yerde oturmasını istiyorlar. Diyorlar bir çardaklı ev olsa, rahat etsek, hizmetçiler olsa. Ve bunu dokundurmaya başlıyorlar. Ve peygamberin evlendiği kadınlarla arası açılıyor. 2 ay gitmiyor, çadırda yatıyor. Çadırda, çadırı kuruyor, orada yatıyor. Sonra hepsini topluyorlar. Araya girenler olur. Ya Resulallah yapma etme, barıştıralım falan bir konuş. Onları topluyorlar, onu topluyorlar. Onlara diyor ki, bakın diyor, İsterseniz sizi donatayım diyor. Ne istiyorsanız. Hepiniz bir konakta değil, her biriniz için ayrı ayrı konak. Her biriniz için ayrı ayrı çardaklı ev. Her biriniz için ayrı ayrı hizmetçi. Biri çamaşır yıkayacak, öbürü getirecek, götürecek, öbürü yemek yapacak. 3'er 4'er tane. İstiyor musunuz bunu diyor. İstiyorsanız hemen yapacağım. Ancak bir şartım var. Boşanacağız diyor. Hepsinden boşanmayı teklif ediyor. Benden diyor boşanın. Boşandığınız gün bunların hepsini size yapacağım diyor. Yani bunlar benim imkanım olmadığı için, yapmadığım için, fırsat bulamadığım için yapmadığım şeyler değil ki. Sizden diyor fedakarlık istiyorum. Şimdi karar verin. Bunları mı istiyorsunuz? Allah ve Resulünü mü istiyorsunuz? Gidin diyor karar verin diyor. Gidiyorlar 3 gün sonra Allah'ı ve Resulünü tercih ediyoruz diyorlar. Ve o şekilde yaşamaya devam ediyorlar. Peygamber onlardan sadece fedakarlık istiyor. Ben diyor bir kamu adamıyım. Ben diyor bir peygamberim. Allah adına konuşuyorum. Çardaklı evde oturamam. Medine halkının birçoğu evinde ekmek bulamazken ben çardaklı evde oturamam diyor. İşte bu adam gerçek bir liderdir. Bunun uğruna ölünür. Gerçek lider budur. Aşık Summani der ki, dünyayı seven veli değildir. Canından geçen deli değildir. İnsanoğlu gamdan hali değildir. Her birini bir civara yazmışlar. Bak diyor ki, insan dünyayı seven veli değildir. Veli demek, Allah'ın dostu demek, Allah'ın adamı demek, aynı zamanda veli demek, yönetici demektir. Yani dünyanın yönetimi kendisine verilen kişi demektir. Velayet, veli. Ne diyor Aşık Sumbani? Dünyayı, dünyanın yönetimi dünyayı seven birisine verilemez. Dünyanın yönetimi dünyayı dünyadan geçenlere verilir. Dünyanın başına dünyayı sevmeyenler gelmelidir. Dünyayı ve toplumları lahat, lüks ve dünya sevgisinden, mal, mülk, servet sevgisinden uzak olanlar yönetmelidir. Onları iş başına getirmeliyiz. Onları desteklemeliyiz. Dünya sevgisi, mal sevgisi, servet tutkusu, şahsi çıkar, lüks düşkünlüğü. Bunlar olanlar veli olamazlar kardeşim. Benim yönetim anlayışım budur. Siz bunu radikal görüşler olarak görebilirsiniz. Ya hoca sen de fazla ileri gidiyorsun. Nerede böyle bir dünyada? Falan diyebilirsiniz. Ama bunlar benim görüşlerimdir. Ben böyle düşünüyorum.
Ben bunun doğru olduğunu düşünüyorum. Ve dikkat edin, insanlardan bahsetmiyorum, kamu adamlarından bahsediyorum. Birisi şahsidir, kamusal görevi yoktur, milletten vergi toplamıyordur, herkesin işine kendisini koşturmuyordur. Şahsı olarak şurada ticaretle uğraşıyordur, şurada başka bir işle uğraşıyor. Ben ona böyle şeyler sormam, onu bu şekilde eleştirmem. Yani onun hesabı Allah'a kalmıştır. Ama insanlardan para toplayan, güven toplayan, oy toplayan, itaat toplayan, ben sizin işinizi yapacağım, kendi şahsi işimi kenara bırakıyorum, sabah akşam sizin için koşturacağım, sizden aldığım maaşla geçineceğim diyen bir kişi kendini ortaya atıyor demektir. Ve her türlü eleştiriye de açık olması gerekir ve adeta mangal yürekli olması gerekir. Ve bütün eleştirileri mangal gibi böyle içine alıp, eritip, tamam öyle de bakacağım, bir de oradan bunu gözden geçireceğim falan demesi gerekir. Benim kamu anlayışım, yönetim anlayışım budur. Allah biliyor ki o işlere ben girmiş olsam, kamu işlerini üzerime almış olsam benim yapacağım budur. Eğer oraya gittiğimde değişmezsem, parayı gördüğümde, makama oturduğumda bir başkası olmazsam. Genellikle insanlar değişirler. Ben bu hususta öyle kendime de fazla güveniyor falan değilim yani. Bir para, 4 tane sekreter, koltuk, etrafına korumalar, rahat, lüks evlerde oturmalar, makam arabaları, bir de bakıyoruz vatandaş, bir de böyle bir siyah gözlük takıyorlar. Ona ne de gözlük deniyor ona? Ray-Ban gözlük takıyorlar, bir de böyle lacivert elbise giyince arkadaşlar bir başkası oluyor ya. Bu nasıl bir şey anlamıyorum ben. Yanına yaklaşılmaz oluyorlar. Lütfen artık böyle şeyler görmüyorum. Ben tanıdığım bir sürü arkadaşım var da bu son söylediklerim benim hatıralarımla ilgilidir. Benim tanıdığım Kayseri'den falan bir sürü böyle insan gördüm ben. Kimleri gördüm. Onlar aklıma geldi de bunları konuştum. Evet, şimdi bir ara daha veriyoruz. Sevgili Ali Sezer'den bir parça dinleyeceğiz. Daha sonra 3. bölümde tekrar birlikte olacağız sevgili seyirciler. Çok güzel konulara değindin hocam. Senin ellerinden öpüyorum. Dillerinden bal aktı. Ben de bir taşlama okuyayım bu konu üzerine. Buyur, buyur. Türküler, görüşler birbirini tamamlar. Sen çok güzel konuştun. Ben de bu balın üzerine birazcık bal da ben serpeyim müsaadenle. Ben de şu yaşıma geldim geleli, geldim geleli. Kişiler içinde yalanlar gördüm, yalanlar gördüm. Yalanlarla gerçekler bileli, dostum bileli. İnsan sıfatında yılanlar gördüm, yılanlar gördüm, yılanlar gördüm. Yalanlarla gerçekleri bileli, dostlar bileli. İnsan sıfatında yılanlar gördüm, yılanlar gördüm, yılanlar gördüm. Çok kişi gördüm ki yaşayan ölü, çok kişi gördüm ki dilsizin dili, çok kişi gördüm ki bakarın körü. Nefret kin kökünü salanlar gördüm,
salanlar gördüm, salanlar gördüm. Nefret kin kökünü salanlar gördüm, salanlar gördüm, salanlar gördüm. İnsanı hor görüp varsaymayanlar, varsaymayanlar. Namuslu kazancı kar saymayanlar, kar saymayanlar. Halkına zulmedip ar saymayanlar, ar saymayanlar. Hainlikten yana olanlar gördüm, olanlar gördüm, olanlar gördüm. Halkına zulmedip ar saymayanlar, ar saymayanlar. Hainlikten yana olanlar gördüm, olanlar gördüm, olanlar gördüm. Çok kişi gördüm ki yaşayan ölü, çok kişi gördüm ki dilsizin dili, çok kişi gördüm ki bakarın körü. Nefret kin kökünü salanlar gördüm, salanlar gördüm, salanlar gördüm. Nefret kin kökünü salanlar gördüm, salanlar gördüm, salanlar gördüm. Ali Sezer zalimlara aldırmam, bastım aldırmam. Cahil cuhalaya sırrım bildirmem, sırrım bildirmem. Saz çalarım ben hakkımı çaldırmam, bastlar çaldırmam. İnsan haklarını çalanlar gördüm, çalanlar gördüm, çalanlar gördüm. Saz çalarım ben hakkımı çaldırmam, canlar çaldırmam. İnsan haklarını çalanlar gördüm, çalanlar gördüm, çalanlar gördüm. Çok kişi gördüm ki yaşayan ölü, çok kişi gördüm ki dilsizin dili, çok kişi gördüm ki bakarın körü. Nefret kin kökünü salanlar gördüm, salanlar gördüm, salanlar gördüm. Nefret kin kökünü salanlar gördüm, salanlar gördüm, salanlar
Teşekkürler. Allah'ı bırakıp peygamberlerine tapmak nasıl olmuş olabilir? Allah'a tapıyorsan peygambere de tapıyorsun. Peygambere tapıyorsan Allah'a da tapıyorsundur yani. İkisi birbirine eşit, ayrı değildir yani. İnancın varsa yani. Çok yanlış bir şey. Zaten Allah Teala Resulüne tabi olunuz. Beni seven Resulüme tabi olsun diyor. Bütün yani. Parçalayamayacaksın. Yani. Çok yanlış. Haşa. Allah peygamberi yaratan da Allah. Nasıl Allah'ı bırakıp da peygambere tapıyorsun? O bir melekti, geldi sana bir şey verdi. Ki doğru yoldan ayrılma diye. Niye Allah'ı bırakıp da peygambere tapayım? Önce Allah. Nasıl olmuş olabilir? Peygamberler Allah'ın elçileridir. Din koyucu Allah'tır. Peygamberler din koyamaz. Peygamberleri Allah yerine konulursa peygamberler ilah edilmiş olunur. Peygamberler. Evet sevgili seyirciler. Programımız devam ediyor. Bana Dinden Bahset programındayız. Soru cevap bölümündeyiz. Burada arkadaşlarımız depremle ilgili sorular sormuşlardı. Ve konuşmamızın biraz evvelki bölümü büyük oranda depremle ilgili geçti. İleride birkaç tane daha soru var ama onlara ben tekrar döneceğim. Şimdi bir arkadaşımız demişti ki 46.9 ayeti Ahkam suresi. Oradan onu bulabilir misin? Hakan. Ahkam suresi 46'ya 9. Oradan sen onu bir taraftan hazırla. Hazır hocam. 9.sü değil mi? 9. ayeti Ahkam suresinin. Evet, burada dikine gömülme ile ilgili bir soru sormuştu arkadaşımız. Dikine gömülme. Bunlara tamam orayı sen hazır et. Ben hazır. Söylediğim zaman okursun tamam, oradan. Tamam. Şimdi mezarlıklar İslam kültürüne göre 100 yıl sonra tamamen silinip orada ev bile yapılabilir, bahçe bile olabilir. 100 yılda bir mezarlıklar düzlenebilir yani. Bunun fetvası verilmiştir. Eğer şehirlerde nüfus artarsa, ölüleri görülecek yer bulamazsa, maslahaten kamu yararı gözetilerekten bu tür fetvalar verilebilir. İlla böyle yanlamasına yatacak diye bir kural yoktur. O günkü şartlara, koşullara ve ihtiyaca bağlıdır. Şimdi bu Kızılay'la ilgili çok konuşuldu. Biraz evvel Kızılay Başkanlığı'nın istifa etmesi gerektiğini ben söyledim. Onunla beraber gerçi çok istifa etmesi gereken var da bu tamamen patladı yani. 2003 yılından 2019 yılına kadar 60 milyar para topluyorsunuz ve bir deprem oluyor. Deprem parası topluyorsunuz. Deprem oluyor. Depremin sabahı vatandaşlardan SMS'li para istiyorsunuz. Yani vatandaşlar buna ne der? Patladı resmen. Faiz fetvası da yine aynı şekilde. Şimdi benim anlamadığım bir şey var. Eğer devletten ev almak için faize girersen bu caiz. Ama başka bir yerden alırsan haram. Yani ben yaparsam helal, başkası yaparsa haram. Çok tuhaf. Sabahtan akşama kadar Kürtçe televizyon var. TRT'de. 24 saat Kürtçe yayın yapıyor. 24 saat. Devletin televizyonu. Kürtçe. Ama Diyarbakır'da birisi Kürtçe konuştu diye hakim bilinmeyen dil yazıyor. Bilinmeyen dilde savunma yaptı diyor. Yahu bilinmeyen dil dediğin devletin televizyonunda 24 saat yayın yapan Kürtçe işte. Ha, o zaman ne oluyor? Ben yaparsam olur. Faizi ben yaparsam olur ama sen yaparsan olmaz. Sen Kürtçe konuşursan mahkemede bu ya bilinmeyen dil. Hatta teröre destek, propaganda falan da olabilir yani. Ama ben 24 saat yan yaparsam o zaman caiz, helal.
Peki şu da garip. Geçen birisiyle karşılaştım. Ne var ne yok senin mahkemelerde falan dedi. Birbirimizin mahkemelerinden soruyorduk. Artık böyle bir yere gittiğim zaman işte senin mahkemen ne oldu, senin mahkemen ne oldu falan. Vatandaş dedi ki ya HDP'ye yardım ettik diye bize terör destekten mahkeme düştüm dedi. Peki dedim devlet HDP'ye para vermiyor mu? %7'yi geçen bütün partilere devlet para vermiyor mu kardeşim? Devlet verirse yardım ama sen verirsen terör destek. Sen Kürtçe konuşursan yabancı dil, bilinmeyen bir dil ama devlet 24 saat yayın yaparsa bir sorun yok. Ben sana ev verirsem onun için faizli kredi alırsan caiz ama gider kendi başına başka bir yerden kredi alırsan caiz değil. Yani ben yaptım oldu. Şimdi bu işte hukukun tam tersidir. Keyfi yönetimdir. Kabile yönetimidir. Hukuktan fersah fersah uzaklaşıldığını gösterir. Hukuk devleti nedir? Kuralların ve kaidelerin herkese eşit şekilde uygulanmasıdır. O yaptı oldu, bu yaptı oldu yok. Yani devletin başındaki de olsa, çaycısı da olsa, vatandaş da olsa kural ve hukuka herkes uyacak kardeşim. Bu olduğu zaman hukuk devleti oluyor. Faiz fetvası bundan dolayı da tuhaftı. Evet. Depremle ilgili profesörün söylediğine de baktık. Peki arkadaşımız demişti ki bunlara bir de inananlar var. Yani adam çıkıyor her türlü saçma sapan dini görüşler ileri sürüyor. Bir sürü insan da buna inanıyor. O zaman inananların sorumluluğu olmuyor mu? Oluyor çünkü azap müşterektir diye ayet var Kur'an'da. Yani yöneticiler ve yönetiler arasında, yöneticiler ve yönetilenler arasında azap müşterektir. Hem yöneticiler hesaba çekilecek hem de onlara uyanlar hesaba çekilecek. Sadece yöneticiler hesaba çekilecek ama onlara uyanlar, aklını kullanmayanlar, onlara destek verenler, onların yaşamasını, sürmesini, azmasını, iyice kudurmasını, meydanı boş bulmasını sağlayanlar ne olacak? Onlar da hesaba çekilecek. Bu şekilde yöneten ve yöneticiler diyaloğu vardır Kur'an'da. Her iki tarafı da birbiriyle konuşturur ve en sonunda der ki bugün azapta müştereksiniz. Evet, şimdi orada birkaç soru da oradan alalım. Şimdi buradan çok dinleyicimiz beni arayarak diyor ki bu 2003'teki konuşmayı bir daha okur musun? Allah aşkına diyor. Evet, sorunu da okuyacağım. Onun yarısını söylemiştim, hepsini okuyacağım. böyle şöyle yarım sayfalık bir konuşma. Onun baştan 2-3 cümlesini size okudum. Onu bitişe doğru hepsini okuyacağım. Bakın neler söylemiş, bir dinleyin yani. Bugünkü deprem cevabı da o olsun yani. Evet. Hocam, kader konusuyla alakalı sorular var. Bir iki tanesini soruyorum. Doğa kanunları dışında insan hayatında kader nedir? Değişir mi? Ömür kader midir? Duayla ömür değişir mi? Allah rızası için yapılan maddi manevi yardımlar kazayı belayı alır, inancı doğru mudur? Anne karnına ilk düştüğümüzde kiminle evleneceğimize, ne zaman öleceğimize, cennetlik mi cehennemlik mi olacağımıza hepsi kaderde yazılı mıdır? Kaderi nasıl algılamamız gerekiyor? Evet, şimdi bu tür soruda geçen inançlara Kur'an'ın indiği dönemde Araplar arasında rastlanıyordu. Mesela Yasin suresinde bir ayet var. Orada denir ki eğer isteseydi Allah'ın doyuracağı kimselere biz mi infak edeceğiz? Kendilerine rızık verilenler infak edin denildiği zaman, yani elinizdekini muhtaçlara verin dendiği zaman diyorlar ki eğer diyor isteseydi Allah'ın doyuracağı, fakir yapmayacağı kimseyi ben mi doyuracağım? Benim vermemle mi fakirlikten kurtulacak? Zaten bu fakirse bunu zaten Allah istemiştir, dilemiştir ki fakir zaten diyor. İşte bu onların kader inancını aynı zamanda ifade ediyordu. Diyorlardı ki fakirlik Allah'ın bir kaderidir. Zenginlik de Allah'ın bir sınavıdır. Zenginler zenginlikle
yoksullar da yoksullukla sınanmaktadır, imtihan olmaktadır. Müşrikler böyle inanıyordu. Kur'an-ı Kerim'de bunları iptal eden ayetler geldi ve dedi ki, mesela Yasin suresinde yine inni ta'irukum minkum, sizin kaderiniz sizin elinizdedir. Biz herkese kendi kaderini boynuna dolamışızdır. Hicr suresinde. Böyle ayetler Kur'an'da çoktur. Yani Kur'an'daki ayetlere baktığımızda insanların kaderlerinin, yani kendi hayat tercihlerinin ve hayat yollarının kendi ellerine verildiği, kendi elleriyle yaptıklarından dolayı bunların başlarına geldiği ve geleceği söylenir. Şimdi Allah yerleri gökleri yaratmıştır, doğa kanunları koymuştur. Fakat insana da özgür irade vermiştir ve insan da özgür iradesiyle bir takım kararlar almakta, hayatta tercihler yapmakta, o da onun hayat yolunu oluşturmakta, yani kaderini oluşturmakta. Kadere iman diye bir şey Kur'an'da yoktur. Ama takdir kavramı vardır aynı kökten. Takdir, yasa, kanun, ölçü demektir. Kadere iman Emevi doktrinidir. Ve imanın ve İslam'ın şartlarını doktrine etmişlerdir. Demişlerdir ki, imanın şartları altıdır. Allah'a iman, meleklere iman, kitaplara iman, peygamberlere iman, ahiret gününe iman, kaza ve kaderin, hayrın ve şerrin Allah'tan olduğuna iman. Bunu niye koymuşlar? Böyle bir şey Kur'an'da geçmiyor. Beş tanesi geçiyor, doğru. Allah'a iman geçiyor, meleklere iman geçiyor, peygamberlere, kitaplara ve ahiret gününe iman geçiyor. Ama kaza ve kadere iman bu Kur'an'da geçmiyor. Bunu nereden çıkarıyorsunuz? Takdir diye bir kavram geçiyor, doğru. Ama senin kaza ve kadere imandan bahsediyor. Bu geçmiyor. Biz herkesin kaderini kendi eline vermişizdir diyor. Herkesin kaderini boynuna dolamışızdır diyor. Yani kendi kendindedir diyor. Kendi yaptıklarınla, senin eline olan işlerdir diyor. Bunu şeyden dolayı yapmışlar. Şimdi Muaviye geliyor, Hicri 40 yılında Medine'de bir hutbe veriyor. Bu iş diyor, Allah'ın takdiri, kaza ve kaderiyle olmuştur. Kullara bırakılmamıştır diyor. Hangi iş? Benim sizin başınıza halife olma işim. Ve benden sonra da benim yerime oğlum Yezid'in geçme işi. Ondan sonra da bu Emevi soyundan gelenlerin ümmeti idare edeceği işi ezeli ervahta, ruhlar aleminde, lehv-i mahfuzda Allah'ın ezeli ilmiyle takdir edilmiştir. Allah böyle kader çizmiştir. Bu bir kaderdir diyor. Şu halde buna kim karşı çıkıyorsa Allah'ın kaderine karşı çıkmış oluyor. Yani kim Muaviye'nin halifeliğini istemezse, kim Yezid'e karşı gelirse Allah'ın kaderini inkar etmiş ve ona karşı gelmiş oluyor. Kim Emevilere karşı gelirse kadere karşı gelmiş oluyor. Bundan dolayı Emevi döneminde bir akım ortaya çıkmıştır. Ve o akım demiştir ki Allah'ın böyle bir kaderi yoktur. Bu sizin uydurmanızdır. Siz zulmediyorsunuz. Asıl zulme karşı çıkmak farzdır. Allah'ın emridir. Onlara da kaderiyyum denilmiştir. Yani Emevilerin anlattığı kadere karşı çıkanlar, kaderciler demektir. Yani Emevilerin anlattığı kadere karşı çıkanlar grubu, kaderiyyum diye öyle bir akım ortaya çıkmıştır. Bundan dolayı da çok zulümler görmüştür. Bunlara İslam'ın Yenilikçileri kitabında ben işte burada bakın birinci ciltte açtığınız zaman göreceksin. Özgür irade ekolü diye bir başlık var burada. İşte orada bunları anlatıyorum. Özgür irade ekolü, kaderiyyun. Allah'ın böyle bir kaderi yoktur. Bu sizin uydurmanızdır. Siz zalimsiniz. Zalimlere karşı çıkmak da farz dedikleri için kulakları kesilenler, burnu kesilenler, kafaları kesilenler, kolları, bacakları kesilenleri burada anlatıyorum. Bu bir Emevi doktrinidir. Ve şu anda da hala devam etmektedir Emevi zihniyetliler. Herhangi bir olay olduğunda bu Allah'ın takdiridir diyor. Sizin depremin altında ölmeniz Allah'ın takdiridir.
Maden ocaklarında ölmeniz Allah'ın takdiridir. Nerede sıkıştılar hemen kader kavramına sığınıyorlar. Ve onu yardıma çağırıyorlar ve işin içinden böylelikle çıkmış oluyorlar. Ama yıllar önce muhalefetteyken de kader denip geçiştirilemez diyorlar. O gün öyle, bugün böyle. İktidara gelen böyle bir söyleme ihtiyacı duyuyor. Millet isyan etmesin. Ya Allah'ın kaderidir kardeşim. Yani isyan etme. Hakkına razı ol. Otur oturduğun yerde. Uslu dur. Sorun çıkarma, itiraz etme. Ortalığı karıştırma. Çok elverişli oluyor bu tür söylemler iktidardayken sanırım. Emeviler yıkılıp Abbasiler kurulunca da Allah'ın kaderi kavramı yerini Allah'ın iradesi kavramına terk ediyor. Bu sefer de Abbasiler diyor ki bizim sizin başınıza geçmemiz Allah'ın iradesiyledir. Oysa Allah'ın kaderi kavramına karşı çıkarak Abbasi devrimi gerçekleşmiş ve Emeviler yıkılmıştı. Onlar da iktidara gelir gelmez muhalefetin söylediklerini unutup ya Allah'ın kaderine karşı çıktık. Yani Emevilerin kaderi dedik bu ama şimdi biz iktidara geldik. Bu sefer bize isyan edenlere biz ne diyeceğiz? O zaman bunlara demeye başladı ki bizim başınızda bulunmamız Allah'ın iradesiyledir. Allah böyle irade etmiştir. Allah böyle takdir etmiştir. Yerini Allah böyle irade etmişine bıraktı. Dolayısıyla tüm iktidardakiler böyle söylüyor. Oysa insanın hayatını belirleme yetkisi insanın iradesine ve kendi elleriyle yaptıklarına verilmiştir. Ana rahmine düştüğünde kiminle evleneceği, kaç yıl yaşayacağı, ne kadar çocukları olacağı, ömrünü nerede geçireceği önceden yazılmış değildir. Çünkü Allah için önce diye bir şey yoktur. Şöyle düşünün, zaten Allah her yerdedir. Allah şu olacak şeyi önceden biliyordu. Dediğiniz zaman ne olmuş oluyor? O olacak şeyi Allah'ın sonrasına, Allah'ı da onun öncesine koymuş oluyorsun. Halbuki Allah için önce ve sonra diye bir şey yok. Anlatabilmek için örnek vermek durumundayım. Örnek verdiğim zaman daha iyi anlayacaksınız. Mesela deniz balıkların ne yapacağını önceden biliyor muydu? Deniz, derya, deniz, okyanusun içinde balıklar var ya. Okyanusun içindeki balıkların nereden nereye gittiğini, önceden ne yapacağını deniz biliyor muydu? Deniz balıkların neresinde? Önünde mi, arkasında mı, üstünde mi, altında mı? Böyle bir yön çizebilir miyiz deniz için? Her yerde. Balıklar denizin içinde. Her şey onun içinde olup bitiyor. Nereye baksa su. Nereye baksa su. Üstte su, altta su, sağda su, solda su. İleride su, geride su. Önde su, arkada su. Her yer zaten o. İşte bizim Allah ile durumumuz da aynen böyledir. Zaten Allah her yerdedir. Öncesi sonrası diye bir şey yoktur. Olaylar oldukça bilinmektedir. Ve bilindikçe de yazılmakta, kaydedilmektedir. Nereye? Evrenin hafızasına. Beynin hafızasına. Burada hafıza diye bir beynin bölümü var. Bellek diye. Gördüğümüz her şey oraya kaydediliyor. Her şey. Lazım olan kadarını hatırlıyoruz. Her şeyi hatırlarsak zaten kudururuz. Yaşayamayız. Kötü olan her şeyi atıyoruz. Canımızı sıkan her şeyi unutmak zorundayız. Her an başımıza gelen her şeyi hatırladığımız zaman yaşayamayız. Şu anda sizin şu ana kadar canınızı sıkan ölümlerden, acılardan, size yapılanlardan, söylenenlerden hepsini her dakika hatırladığınızı düşünün. Yaşayamayız ya. Öyle bir şey olamaz. Allah iyi ki unutturuyor. İşte ama burada duruyor o. Bir yere gitmiyor. Sadece rüyalarda bazen gündeme geliyor. Onu görüyoruz. Onlarla diğerlerini karıştırıp öyle görüyoruz. Lazım olan kadarını hatırlatıp hayatımıza devam ediyoruz. Bir taziyede bile ölü evine, cenaze evine taziye en fazla 3 gün sürer. Taziye bir salat örneğidir. Yani yardımlaşma, dayanışma, destekleşme örneğidir. Eve gidersin, yemek yaparsın, destek olursun, sözlerinle destek olursun. Yemek getirirsin. Ölenle ölünmez dersin.
Allah rahmet eylesin dersin. Hayat devam ediyor dersin. Telkinlerde bulunursun. 3 gün. 3 gün sonra o aile ayağa kalkıp hayata devam etmek zorunda. Bu acıyı bir an olsun unutmak zorunda. Tamamen unutamaz da geriye atmak zorunda. Çünkü hayat devam ediyor. Dolayısıyla o telkinler onu devam ettirmiş oluyor. Şimdi hiçbir şey unutulmuyor. Evren de böyle. Bu sesler, görüntüler, kuş sesinden pınar sesine kadar. Yağmurlar, topraklar, tohumlar, her şey birbirine dönüşüyor. Hiçbir şey yok olmuyor, ortadan kalkmıyor. Her şey birbirine dönüşüyor. Şimdi böyle baktığınız zaman biz bize verilen imkanları kullanarak bir takım kararlar alıyoruz hayatta. İşte o aldığımız kararlar bizim kaderimiz oluyor. Yani bizim hayat yolumuz, ortaya koyduğumuz ölçüler, prensipler oluyor. Şununla evleneceksin, şununla boşanacaksın, şurada yer alacaksın, şu görüşü savunacaksın, şu lafı söyleyeceksin, ona onu söyleyeceksin, buna bunu söylemeyeceksin, şurada oturacaksın. Bunların hepsi bizim hayatta verdiğimiz kararlardır ve bu kararlar bizim kendi hayatımıza dair ölçülerimiz, kurallarımız hayat yolumuz oluyor. O anlamda da Kur'an-ı Kerim diyor ki, İnni ta'irikum minkum. Ta'ir yani hayat yolu, baht, kader. Hayatta yürüyeceği hattı biz sizin elinize verdik diyor. Hayatı yarattık, ölümü var ettik, doğumu var ettik. Üremenin kanunları, yağmurun kanunlarını, yaşamanın ve ölümün kanunlarını koyduk. Güneşin, ayın, yıldızın, toprağın, yerin, göğün yasalarını var ettik. Sizi de var ettik. Sizin yürüyeceğiniz yolu da sizin elinize bıraktık. Buyur hayat yolunda yürü, kararlarını, tercihlerini yap dedik. Eğer iyi yaparsan iyi bir insan olursun. Eğer kötüyü tercih eder de zarar verirse de bunun hesabını verirsin. Hem bu dünyada hem de öbür dünyada. Olay bundan ibarettir. Böyle düşünmemiz lazım bu kader meselesini. Evet. Biz izleyicimiz şu soruyu sormuş da konu üzerine de denk geldi, tekrar sordu. Şimdi bazı ayetlerde Allah'ın izni olmaksızın hiçbir nefise ölmek yoktur. Ölüm geldiği vakit ne bir an ötelenir ne bir an geri durdurulur. Ecel ve eceli müsemmayı nasıl anlamak gerekir diyor. O konu üzerine sorusu var. İşte ecel vakit demektir. Ecelin müsemma da isimlendirilmiş, adı konulmuş, ne olduğu zaman neyle sonuçlanacağı belirlenmiş vakit, süre demektir. Yani ölümün kanunları vardır arkadaşlar. Şimdi tıbba gittiğiniz zaman insan ne olduğu zaman ölüyor? Ölüm ne zaman gerçekleşiyor? Kalp ne zaman duruyor? Kalbin durması ne demektir? Beyin ölümü ne demektir? Bunların hepsinin yasaları vardır. Derler ki şöyle bir şey olduğu zaman bunun yaşaması mümkün değil. Yani diyelim burnunu böyle tıkayıp da 6 dakika içeriye nefes girmezse, havayla irtibatın koparsa, işte 12 gün susuz kalırsan, 62 gün toprakla ilişkin kesilse, hiçbir gıda içine girmezse, önce zayıflarsın, sonra işte beyin ölümü ve nihayetinde ölüm gerçekleştirir. Bunların hepsinin yasaları vardır ve doğumun da yasaları vardır. Ne ile ne bir araya geldiği zaman doğum olur. İnsan spermi veya kadın yumurtalığı betona döküldüğü zaman bir şey doğmuyor. Orada bir çocuk kendi kendine meydana gelmiyor. Bunun yeri, zamanı, koşulları, sıcaklığı, ısısı ve onları bir araya getirip orada oluşacak kimyevi tepkimesinin oluşturulan yasalara uygun olması lazım. O uygunluğu bulduğu an o şey oluyor. İşte ecel-i müsemma bu demektir. Her şeyin zamanının, vaktinin, şartlarının, koşullarının, sebeplerinin, sonuçlarının oluşması neticesinde olay vuku bulması demektir. Allah'ın yasaları, Allah'ın dilemesi, Allah'ın takdiri, Allah'ın iradesi, Allah'ın istemesi dediğimiz şey tabiattan bağımsız,
gökte oturan bir Allah'ın aşağıya doğru böyle değneğini dokundurması değildir. Böyle insanlar böyle algılıyor. Şu içinde yaşadığımız evrenin, doğanın yasalarının işlemesi demektir. Allah'ın iradesi, istemesi yani yasaların işleyişini ifade ediyor. Mesela biz ne deriz? İnşallah geleceğim diyorsun mesela. İnşallah. İn eğer demek. Şa'e isterse demek. Allah da Allah isterse eğer demek. İnşallah geleceğim. Eğer Allah isterse geleceğim demektir. Bu şu demektir. Eğer içinde yaşadığımız şartlar, koşullar, hava, su, trafik, benim sağlık durumum el verirse geleceğim demektir. Şuradan gidiyorsun, merdivenden düştün, ayağın kırıldı. İnşallah gerçekleşmedi. Allah gitmeni dilemedi. Yani merdiven, senin ayakların, kemiklerin ve o andaki yürüyüşün engel oldu, bacağın kırıldı ve dediğin yere gidemedin. Bunu din dilinde Allah gitmemi istemedi diye ifade ederiz. Aslında Allah'ın dilemesi hepsi hayatın içerisindeki yasaların işleyişine ibarettir. Onu sadece biz din diliyle ifade ediyoruz. Bunun en güzel örneği mesela birisinin çocuğu olmuyor. 10 yıl diyelim çocuğu olmuyor. Ot içiyor, ilaç içiyor. Tüp bebek tedavisi oluyor. Sonunda 10 yıl sonra çocuklar oluyor ve şöyle diyor. Allah bizi 10 yıl imtihan etti. Bize çocuk vermedi. Kim vermedi? Allah vermedi. Sonra 10 yılın sonunda Allah bize nur topu gibi bir çocuk ihsan etti. Cenab-ı Hakk'a şükürler olsun der. Şimdi ona biz desek ki, demek size 10 yıl inatla Allah çocuk vermedi. Bakalım ne yapacaklar diye. Vermedi, vermedi, vermedi. Sonunda pat diye verdi. Peki nasıl verdi bu çocuğu? Yani camiye leylekler mi bıraktı? Bu çocuk nasıl oldu? Allah nasıl verdi yani bu çocuğu? Ya işte Allah verdi yani işte. Şimdi orada söylenmez ki ya işte Allah verdi. Ya bir de nasıl verdi yani? İlim adına soruyorum. Nasıl oldu bu? Bu çocuk nasıl oldu 10 yıl sonra? Ya verdi işte. Tüp bebek tedavisi oldu. İlaç içtik. Aslında çocuğu yapan kendileridir. Tedavi sürecinden geçtiler. Neyin nasıl olduğu belli. Yasalar işletildi. Rahme o şekilde dışarıdan müdahale edildi. Spermle yumurtalık buluşturuldu. Çünkü tıkanma vardı, olmuyordu. Bu bir tedavi sürecidir. İşte Allah'ın istemesi bu demektir. Allah'ın istemesiyle bizim yaptığımız işler aynı şeydir. İç içedir. O ayrı, bu ayrı değildir. Kur'an-ı Kerim'de savaş olur, karar verirler, şehrin dışına çıkarlar. O der ki, Allah sizin şehrin dışına çıkmanızı murad etti. Halbuki oturdu, onlar karar verdi, şehrin dışına çıkalım diye. Dolayısıyla bütün bu insanların, doğanın ve tabiatın yapıp etmeleri, Allah'ın yapıp etmesi gibi anlatılır. Allah merkezli, her şeyi Allah yapıyor, ediyormuş gibi bir dille ifade edilir. Buna varlığın diliyle konuşan Kur'an diyoruz. Bunu rahatlıkla seküler dile çevirebiliriz. Seküler dili rahatlıkla din diline çevirebiliriz. Bir öyle bir öyle anlatabiliriz. İbn-i Rüşd buna Hatabi ve Bürhani dil demiştir. Yani Hatabi dil din dilidir. Bürhani dil bilim dilidir. Bilim dili din diliyle, din dili bilim diliyle anlatılabilir. O ayrı, bu ayrı değildir. İkisi de aynıdır. Kişi 10 yıl çocuklarının olmamasını ve sonunda tedavi sonucu çocukların olmasını Allah'ı hiç işin içine karıştırmadan tamamen seküler, rasyonel, bilimsel bir dille anlatabilir mi? Evet. Peki aynı olayı hiç değiştirmeden tamamen din diliyle Allah verdi aldı diyerek Allah imtihan etti, Allah verdi, Allah aldı diyerek anlatabilir mi? Anlatabilir. Bu iki olay aynı şey midir? Evet, aynı şeydir. Sadece dili farklıdır. Dikkat edersiniz, dindarlar din diliyle konuşurlar. Ölür, Allah verdiği emaneti geri aldı der.
doğar, Allah bize emaneti ihsan etti. Nur topu gibi çocuk verdi der. Allah'ın verdiği emaneti taşıyoruz der. Allah verdiği emaneti aldı der. Şimdi bu ipin ucunu kaçırıldığı zaman, doğru anlaşılmadığı zaman her iki tarafta da çarpıtma söz konusu olabilir. Yani o zaman işte bu kader inancı falan ortaya çıkmış oluyor. Hakikaten çocuğu ona Allah verdiğini, işte bir leyleğin getirdiğini, mucize olduğunu falan zannediyor. Yani tabii olayların din delili anlatıldığını bilmediğin zaman, bu ikisini birbirinden kopardığın zaman, o ayrı o ayrımış gibi anlattığın zaman çarpıtma ve yabancılaşma söz konusu oluyor. Siz olun, daima bunları birbirine çevirerek anlamaya çalışın. Evet. Hocam, öldükten sonra ki yaşamda bu cennet cehennem tasvirleri arasında Muhammed suresindeki 15. ayette okuyorum. Sakınanlara söz verilen cennet şöyle bir yerdir. İçinde bozulmayan sudan ırmaklar, tadı değişmeyen sütten nehirler, içenlere lezzet veren şaraptan kaynaklar ve safi süzme baldan pınarlar. Ayrıca onlara her türlü meyve ve Rablerinden bir bağışlama. Buradaki işte şarap, baldan sütten ırmaklara açıklamasını istiyor ama ilaveten de şu, Nebe suresinin 33. ayetinde de mesela sizin mealde birbirlerine içtenlikle yönelmiş eşler diye çevrili. Ama birçok mealde göğüsleri yeni tomurcuklanmış kızlar şeklinde bir çevri söz konusu. Cennetteki bu genel yaygın kanaatte işte orada akan ırmaklar, baldan şaraplar, işte göğüsleri tomurcuklanmış kızlar konusu söz konusu. Burayı bir açıklamanızı istiyor. Zaten çocuk evliliklerinin yasaklanması deprem getirdi diye açıklama yapan bir profesörün de böyle bir bağlantısı olabilir mi şeklinde bir... Şimdi o profesörün söylediği bir defa yanlış. Kur'an'da çocuk evliliklerine serbest bırakılması diye bir şey yok. Nerede geçiyormuş o? Nereden uydurmuş bunu? Kur'an-ı Kerim'de Nisa suresinin 3. ayetinde bulugun nikah tabiri geçer. Yani nikah çağı. Nikah çağına ulaşmadan, evlilik çağına gelmeden çocuk yaşta olan birisinin evlendirilmesi Kur'an'a aykırıdır. Şu anki Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen çocuk hakları bildirgesine de aykırıdır. Çocuk hakları bildirgesinde çocukluk yaşı 18 yaşından küçük olarak belirtilir. İnsanlık şu anda ulaştığı, geldiği nokta budur. Kur'an'da da evlenecek kişilerin erkek olsun, kadın olsun fark etmez. Evlilik çağında, nikah çağında olmaları gerektiği ve kendilerinde bir rüşt olması gerektiği ifade edilir. Dolayısıyla buluğ ve nikah, buluğ ve rüşt olmadan evlilik olamaz. Ayşe buluğ yaşına gelmişti, rüştü de vardı, evlilik çağındaydı. Zaten daha önce nişanlıydı, o nişanlığı bozduktan sonra peygamberle evlendi. Demek ki Ayşe içinde yaşadığı toplumda çocuk değildi, evlilik çağında olan birisiydi. Çocuk yaşta evlilik çağına gelmemiş, yani buluğ olmamış. Rüşt ikinci şart, birinci şart buluğ. Buluğ erkeğin vücudunun sperma üretmesidir. Kızın vücudunun, kadının vücudunun yumurtalık üretmesi, yani ay başı hali görmeye başlamasıdır. Buna buluğ denir. Bunun olmadığı bir kadınla evlenmek suçtur. Ay başı görmeyen, kendisinden ay başı kanı gelmeyen, yani vücut yumurtalık üretiyor, dışarıdan spermle buluşamadığı zaman arkadan gelen kanla vücut onu atıyor. Buna aybaşı hali diyoruz kadınlarda. Erkeklerde de vücut sperma üretiyor. Bunlar olmadan bir erkeğin ve bir kadının evlenmesi suçtur. Evlendirilmesi suçtur. Hangi çocuk yaşta? Nereye izin veriyormuş? Öyle şey mi olur? Peygamber hiçbir çocuk yaşta kimseyle evlenmemiştir. Suçtur ya, olur mu öyle şey?
Kur'an-ı Kerim buluğun nikah diyor. Bir. Buluğla kalmıyor iş. Vücut evlenmeye hazır hale geldi mi? Evet. Erkekle veya kadınla. İkinci şartı getiriyor Kur'an. Diyor ki kendilerinde bir rüşt görürseniz. Rüşt ne demek? Buluğ biyolojik olarak evliliğe hazır hale gelmesi vücudun. Rüşt ise psikolojik olarak, sosyal olarak evliliğe hazır hale gelme demektir. Yani bu kadın bir çocuğu doğurup büyütebilir mi? Annelik yapabilir mi? Bu genç babalık yapabilir mi? Bir kadının sorumluluğunu, bir evin sorumluluğunu, bir ailenin sorumluluğunu üzerine alabilir mi? Rüşt sahibi mi? Rüştünü ispat etmiş birisi mi? Bir veliye ihtiyaç duymadan, kendi kendine ayakta durarak işi var mı mesela? Kazancı var mı? Bu evi nasıl götürecek? Bu çocuk nasıl büyüyecek? Bunlara rüşt diyoruz. Bu olmadan da evlenemez. İkinci şart da budur. Şimdi günümüzde ne buluğ var ne rüşt var. Ne kız çocukluktan çıkmış ne de daha evliliği kaldırabilecek çağda rüşte adam bununla evlenmeyi savunuyor. Burada diyor Kur'an izin vermiş diyor. Aman Allah'ım başımıza taş yağacak. Ne diyorsun sen kardeşim? Sen neden bahsediyorsun? Kur'an'dan haberi yok bunların. Böyle şey olur mu? Hatta eğer Kur'an'daki evlilik şartları olsa, ben bunu daha önce de söylemiştim, şunların olması gerekir. Önce biyolojik şart, buluğ olacak. Tamam, normal bir erkek vücudu çalışıyor. Ondan sperma geliyor. Kadın da aybaşı hali görüyor. Ha, tamam. Vücut demek ki evliliğe hazıra gelmiş. Buluğu şart tamam. İkinci olarak rüşte erip ermediğini anlamak için onları test edin diyor. Bu şu demektir. Bu kişiler evlenebilir mi, evlenemez mi? Bunlara evlilik ehliyeti ve sertifikası verilebilir mi, verilemez mi? Bunun ölçülmesi gerekir. Kim tarafından? Bu evlilik işlerinden anlayan daha tecrübeli bir kurul tarafından. Ve oraya sertifika verilmesi gerekir. Sen evlenebilirsin. Bir kadının sorumluluğunu alabilirsin. Bir erkeğin karısı olabilirsin. Bir ev tutabilirsin ve bir çocuk büyütebilirsin. Sana toplum çocuğunu emanet edebilir. Onu büyütme rüştü var sende, yeteneği var sende, bilgisi, görgüsü var sende diye ona bir sertifika verilmesi lazım. Trafiğe çıkıyorsun, sürücü belgesi alıyorsun. Öyle değil mi? Üniversiteye giriyorsun, sınavdan geçiyorsun. Doktor olmak için sınavdan geçiyorsun, değil mi? Araba sürmek için sınavdan geçiyorsun. Ya herhangi bir şey yapmak için kursa giriyorsun. Müezzin olmak için sınavdan geçiyorsun, ezan okumak için. Şuradaki görevleri kameraman olmak için, burada çalışmak için insanlar sınavdan geçiyor. Bakalım bu işi yapıyor musun, yapmıyor musun diye. Ama evlenmek için hiç kimsenin sınavdan geçtiğini gördünüz mü? Kur'an diyor ki sınavdan geçirin, sınavdan. Önce rüştünü ispat etsin diyor. Ha bu olmadığı zaman işte aileler böyle çöker. Bu olmadığı zaman işte toplum böyle olur. Toplumun temeli nedir? Ailedir. Aile sağlam olacak. Tamam, buluğa erebilir ama herkes herkeste evlenmemeli, evlenmemelidir. Her önüne gelen, her önüne gelenle evlenmemelidir. Ben bunu seviyorum, evleneceğiz. İyi güzel, o da evlenmenin şartları arasında ama neyle geçineceksiniz? İşiniz var mı? Eviniz var mı? Bu iş nasıl dönecek? Bu çocuğu büyütebilecek misiniz? Yoksa götürüp camiye mi bırakacaksınız? Okul okumuyor diye, yoksa param yok diye okutmayacaksın. Okutmayacak mısın? Köprü altlarında mı yaşayacak? Ömrü nerede geçecek bunun? Ben onu bir söyle hele. Ya bunlar yapılmadığı için böyle oluyor. Ama eğer bu kitaba uyulsa, buluğ ve rüşt şartı aransa bunların olması gerekir. Ama kimsenin umurunda değil. Adam çıkmış hala çocuk yaştan bahsediyor yani. Kardeşim, buluğ ve rüşt yoksa, hele hele buluğ yoksa onunla evlenmek suçtur diyorum. Bak Kur'an'a göre suçtur. Şu anki çocuk yasalarına göre suçtur. Çocuk hakları bildirgesine göre suçtur. Mevcut kanuna göre de suçtur. Küçük çocuğu alıkoymaktan. Bunu peygamber daha yapsa suçtur. Yapamaz. Öyle bir şey yapmamıştır zaten. Çocukla nasıl evlenebilir yani? Ne diyorsunuz siz? Ve üstelik bunu da depremi de buna bağlıyor yani.
bunu diyor yasakladığınız için Allah'ın helal kıldığını, Allah helal kılmış. Ya helal kıldığı dediği şey, anlamadıkları şey şu. Daha önce o neydi o? Nurettin Yıldız falan. Onun söylediği de bu aslında. O da tahminim bunu kastetti. Şimdi Araplar arasında çocuklarla evlenen falan yok. Beşik kertmesi gibi küçük yaşta adam çocuğunu sana vereyim diye söz veriyor. Ve adam henüz daha akıl baliğ olmaya, baliğ olmadan yani aybaşı hali görmeye başlamadan önce falan kişiye söz veriliyor. Söz verildi diye hemen onun evine gidip onunla yatağa girmek falan öyle bir şey yok. Bekleyeceksin diyor. Bekleyeceksin. Kız aybaşı hali görmeye başladığı andan itibaren Darül Nedve'nin yanında büyük bir salon vardır. Çocuklar orada sünnet ettirilir. İsmi konulur ve ilan edilir. Kızlar da etek giydirilir, oraya getirilir, insanlara gösterilir. Araplar arasında bir gelenek bu. Yani benim kızım artık evlenme çağına gelmiştir. Aybaşı görmektedir. Buluğ çağına ermiştir. Çocuk da sünnet olmuştur. Artık o da evlenebilir. Çocukları olabilir diye topluma bunun ilan edilmesi geleneği var. Ondan önce ise aileler filana filan diye hani beşik kertmesi deniyor ya çocukken söz verme gibi. Söz verse bile onunla evlenemez. Yani çok ayıptır o toplumda bu. Yani daha akıl baliğ olmamış, etek giydirilip aybaşı hali olduğu topluma ilan edilmemiş bir kızla henüz daha aybaşı hali görmemiş, buluğa ermemiş bir kızla evlenmek suçtur. Arap geleneğine göre de suçtur. Öyle Araplar çocuklarla evleniyordu falan diye bir şey yok. Olayın aslı bundan ibarettir. Bunu şey zannediyorlar. Çocuk yaşta söz almış, onu evlenme gibi falan algılıyorlar. Öyle bir şey de yok. Sanırım o profesör de onu öyle anlamış çocuk yaşta Allah'ın izin verdiği derken. Evet. Şimdi bu cennetle ilgili tasvirler ben bu kitapta anlattım. Çokça burada da bu konulara girmiştim. Cennette erkeklere huri verilecek diye bir şey yok. Göz aydınlığı eşler dediği, birbirini seven eşler dediği mutlu aile tablolarıdır. Orada gördükleriniz. Hani şöyle deriz. 7 gün 7 gece düğün yaptılar. 40 gün 40 gece düğün yaptılar. Onlar ermiş muradına biz çıkalım kerevetine falan diye böyle masalsı bir düğün anlatımı vardır. Ve burada anlatılan şeyler mutlu aile ve düğün tablolarıdır. Orada anlatılanlar da dini edebiyattır. Mutluluk tabloları çiziliyor. Şimdi bir çocuğa desen ki eline şu kağıdı kalemi al bir mutlu aile tablosu çiz dense ilkokul 5'teki bu çocuğa oradakine benzer şeyler çizer. Bir anne çizer, baba çizer, işte bir soba çizer. Eğer sobalı bir evde oturuyorsa biz küçükken öyleydik yani. Şimdi çocuklar öyle pek çizmez de. İşte sobanın içinde kestane kebap. Orada bir kedi çizer. Kedi yumakla oynuyordur. Nine şey örüyordur. Evin kızı kahve getiriyordur. Böyle yemişler yiyorlardır. Karşılıklı kanepelere oturmuşlardır veya sedirlere. Böyle bir tablo. Bu mutluluk tablosudur arkadaşlar. Kur'an'daki bütün cennet tasvirleri mutluluk tablolarıdır ve şu anda insanlığın aradığı şeyler. Şu anda insanlar böyle ortamlar aramıyor mu? Eşler, sevgililer birbirlerine sadakat aramıyor mu? Birbirlerine candan, içten, sadakatle, özlemle, sevgiyle bakan eşler aramıyor muyuz? Mutlu aile tabloları aramıyor muyuz? Karşılıklı böyle yiyecekler, içecekler, ikramlar, dost sofraları, mutluluktan böyle şarkı söyleyenler, etrafta dolanan çocuklar, bunlar hepimizin aradığı şeyler değil mi? Herkesin aşağı yukarı evi böyle olmaya çalışmıyor mu? İşte orada anlatılanlar da bunlar. Onlar, Araplar onları çadırda anlıyordu. Siz de kendi evinizde, apartman dairenizde veya nerede oturuyorsanız orada anlayın. Bunu sağlamayı hedef olarak gösteriyor. Bunu sağlamanın yolu şunlar, 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 şunlardır diyor. Eğer şurada geçen emirlere uyarsanız, İşte o tür şeyler size verilecektir deniliyor. Evet, şimdi sevgili seyirciler, depremle ilgili burada gelen arkadaşlar o okuduğun şeyleri bir daha okur musun demişti. Bakın,
2003 yılında Bingöl depreminden sonra Cumhurbaşkanı, şimdiki Cumhurbaşkanı, o zaman Cumhurbaşkanı değildi, Recep Tayyip Erdoğan depremle ilgili neler söylemiş? Şimdi size onları tane tane tekrar okuyacağım. Onları dinleyeceksiniz. Ondan sonra da Ali Sezer'e sözü bırakacağım. Arada başka bir şey söylemeksizin. Onun sazıyla bu programımıza son vereceğiz. Kırılan fay değildir. Kırılan ar damarıdır. Binaların yıkılmasının asıl sebebi ahlak hırsızlığıdır. Demokrasiden çalmaktır. Hukuk kapkaççılığıdır. Siyaset yankesiciliğidir. Kamu yönetimi kalpazanlığıdır. Depremde insanların ölmesi sadece malzemeden çalma hırsızlığı değildir. Aynı zamanda insanlık hırsızlığıdır. Kader diye geçiştirilemez. Türkiye yıllarca har vurup harman savurma mantığıyla yönetildiği için bu sonuçlar yaşanıyor. Deprem konusunda yıllardır hiçbir önlem alınmadı. Yıllardır hiçbir çözüm üretilmedi. Sadece vaat üretildi. Sorun sadece inşaat malzemesi çalmaya indirgenemez. Depremleri ortaya çıkaran felaketin asıl sebebi kamudaki yolsuzluklardır. Yönetim sorunudur. Kim söylüyor bunları? Recep Tayyip Erdoğan söylüyor. Ne zaman söylüyor? 2003 yılında söylüyor. Ne sebeple söylüyor? Bingöl depremi sebebiyle söylüyor. Buyurun. Bu anlattıklarımı duyanlar duymayanlara söylesin. Bunları duyanlar yol buluyorlarsa siz böyle şeyler söylemişsiniz diye Cumhurbaşkanı'na göndersin. Eğer buradan dinlemiyorsa. Bu konuda ancak bunlar söylenebilir. Aynen doğrudur. El hak doğrudur. Altına imzamızı atıyoruz. Yürekten katılıyoruz. Evet. Söz şimdi Ali Sezer'de. Şimdi saygıdeğer hocam, bir şiirle bir türkü okuma zamanımız var mı? Kadına şiddete hayır bir şiirim var. Onu da sizin bu güzel programınızda okumak istiyorum. Kaç dakika? 5 dakikamız var. Çok az süremiz kaldı ama hocam bir de programın tekrarını merak ediyorlar. Onunla alakalı kısa bir bilgi verebilir miyiz? Programın tekrarı yok. İnternet mecrasında olacak hafta içi. Evet. Evet, şimdi programın tekrarı şu anda olmuyor. İleride olabilirse haberdar ederiz. İnternet ortamında yükleniyor. KRT TV'nin internet sitesi var. Oraya girdiğiniz zaman YouTube'da birkaç gün içerisinde, bazen çok kısa da olabiliyor, bu programın tamamını oradan izleyebilirsiniz. Evet. Süremizde var. Kısa kısa tamam. İki parça da olabilir. Tamam. Şiirle parça da olabilir. Tamam, olur. Teşekkürler. Tamam. Kadına şiddete hayır. Anadır, yardır, bacıdır. Tüm dertlerin ilacıdır. Başların altın tacıdır. Kadına şiddete hayır. Ninniyle dolu dilleri aşar bütün engelleri. Cihanın solmaz gülleri. Kadına şiddete hayır. Eşit haklara sahiptir, her güzelliğe layıktır. Hor görmek beyler, hor görmek büyük ayıptır. Kadına şiddete hayır.
kabuldur tüm dilekleri, unutulmaz emekleri. Sevgi dolu yürekleri, saygı dolu yürekleri, kadına şiddete hayır. Öz güneşi insanlığın, hayal düşü insanlığın, temel taşı insanlığın, kadına şiddete hayır. Dilinde hasret ağıdı, verir nasihat öğüdü, doğurur şanlı yiğidi, kadına şiddete hayır. Çabasıdır her davanın, sümbülü dağın ovanın, direğidir, direğidir beyler, direğidir her yuvanın, kadına şiddete hayır. Biri birinden güzeller, hem ebetler hem ezeller. Kırılsın, kırılsın kadına uzanan eller, kadına şiddete hayır. Huri melek hak katında, hem zahirde hem batında, cennet ayaklarının altında, kadına şiddete hayır. Kan ağlayan gözlere son, zehir saçan sözlere son, taciz tecavizlere son, son, taciz tecavizlere son, kadına şiddete hayır. Ben Ozan Ali Sezer'im, her insana şöyle derim: dayak yerine gül verin, şiddet yerine gül verin, kadına şiddete hayır. Ve insafsız hanımına bir yumruk vuracağına bir çiçek ver, hanımına bir silah atacağına bir gül ver. Elin mi kırılıyor? Allah'ın verdiği canı Allah alır. Şimdi klip türkümü canlı olarak okuyorum. Kadınlar olmasaydı, YouTube'a girdiğinizde izleyin. Tiyatro sanatçılarıyla birlikte yaptık, sanatçı arkadaşlarla. Bir olayı canlandırdık. Ali Sezer Kadınlar Olmasaydı. YouTube'dan izlersiniz klibimi. Dün yazından olurdu, analar olmasaydı. Dün yazından olurdu, kadınlar olmasaydı. Yaşamı kim bilirdi, analar olmasaydı, kadınlar olmasaydı. Yaşamı kim bilirdi, analar olmasaydı, kadınlar olmasaydı. Yağmur bile yağmazdı, güneş bile doğmazdı. Yağmur bile yağmazdı, güneş bile doğmazdı. Yaşamayı değmezdi, analar olmasaydı, kadınlar olmasaydı. Yaşamayı değmezdi, analar olmasaydı, kadınlar olmasaydı. Ara yerde kalırdık, rezil rüsva olurduk, ara yerde kalırdık. Yaşayamaz ölürdük, analar olmasaydı, kadınlar olmasaydı. Yaşayamaz ölürdük, analar olmasaydı, kadınlar olmasaydı. Kutlar duysun bütün milletler, Neftuni sizi kutlar, duysun bütün milletler. Kurulmazdı devletler, analar olmasaydı, kadınlar olmasaydı. Kurulmazdı devletler, analar olmasaydı, kadınlar olmasaydı. Teşekkürler. Çok sağ olun.